Tamam. Bey buyurun lütfen. Efendim hepinize iyi pazarlar diyorum öncelikle. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle de tanıştığım için çok memnunum. Öncelikle bu konuda Zeki Bey'e, Faik Bey'e ve de Zübeyde Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu ortamı hazırladıkları için. Efendim ben mesleğim Ankara Ziraat Tarım Ekonomisi mezunuyum. Hep sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Yani Ziraatoğulları Birliği, yani çiftçilerin üst örgütü olan il ve ilçelerde bölümleri bulunan, yani odalar olarak yer alan Ziraatoğulları Birliği'nde uzun yıllar görev yaptım. Baştan teknisyen olarak, pardon, müfettiş olarak yer aldım. Teknisyen olarak teknik hizmetler kurul başkanlığını yaptım. Yani uzun dönem 20 yıl Ziraatoğulları Birliği'nde bütün ilçe her yeri gezdim. Tarım yapısında devletin birçok dördüncü plan döneminden beri strateji çalışmalarında yer aldım. Kooperatiflerle de ilgili çalışma yürüttüm uzun dönem. Daha sonra 3 yıllık bir Amerika eğitim için bir ara verdim 93-96'da, ama yine orada da aynı şekilde tarım kökenli ve örgüt kökenli çalıştım. Daha sonra Ziraatoğulları Birliği'ne döndükten sonra genel sekreterlik yaptım. Oradan ayrıldıktan sonra Dünya Bankası'nın başta kooperatifler olmak üzere tüm örgütleri kırsalda ilgilendiren Arip İrpo projesinin 22 ilde uygulama ile ilgili projesinde ekip lideri olarak görev aldım. Tabii UNDP'de de uzman olarak çalıştım. Daha sonra bu proje sürecinden sonra Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği'nde eğitim araştırma projeler koordinatörü olarak görev aldım. Onun dışında yine değişim döneminden proje ile ilgili çalışmaların ardından yine ORKOP'ta dış ilişkiler koordinatörlüğüne başladım. Ziraatoğulları Birliği döneminde 2 yıl Avrupa'daki çiftçi örgütlerin üst örgütü olan COPA-COGECA'da görev yaptım. Brüksel'de. Tabii ORKOP'a geçtiğim dönemde 2009'dan itibaren ORKOP'un Uluslararası Kooperatifler Birliği yapısında etkinliğini sağladık. Orada Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü'nün yönetimine ORKOP Başkanımız Cafer Yüksel seçildi. Daha sonraki dönemde yine 2017'de ben Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin Avrupa Kıta Örgütü olan Coop Europe'un yönetimine girdim. İşte bu yılın sonunda da o görevim sona eriyor süreç olarak. Tabii bilemiyorum bir sonraki dönem nasıl olur. Ama bu yapı içinde doğumdan engelli hafif MR bir kızım vardı. O yüzden sosyal kooperatifler boyutunu da inceleyenlerden birisi. Aslında tarım alanım ama genel kooperatifleri çalışıyorum. Yani doğrudan hemen hemen şöyle diyeyim, profesyonelce 2004'ten beri doğrudan kooperatiflere ilgileniyorum. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'na sosyal kooperatifler boyutunda bu konuyu çalışmalarında destek veren teknisyenlerden birisi benim. Çünkü sosyal kooperatifler boyutunu Türkiye'de bazı kooperatif çevreleri uzak dururken Türkiye'de bu konunun gündeme gelmesini bir ölçüde sağlamada çaba gösterenlerden birisiyim. Yani danışmanlık hizmeti de verdim. Birçok yabancı arkadaşımızın Türkiye'ye gelmesinde de çalışmalarda yer almasını sağladım. Ben tabloyu biraz fazla uzatmadan böyle keseyim. Yani kooperatifleri genel çalışan birisiyim. Yani her alanda çalışan birisiyim. Yani bir de Uluslararası Kooperatifler Birliği'ni, yani dünyadaki, yani 1897'den kurulan Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin bütün çalışmalarında yer alıyorum, takip ediyorum ülkemizde ve dışarıda. Konuyu böyle özetlemiş olayım. Sizden gelen sorulara göre de ben uygun katkılarda bulunmaya çalışacağım. Şu an bunları söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum efendim.
Evet, sizi Faik, dinliyorum. Faik sen daha deneyimlisin. Lütfen sen yönetir misin? Lütfen. Teşekkür ederim. Peki. Peki. Ünal Bey, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gene büyük tevazu ile aktardığınız çalışmaları dinlediler. Ne kadar etkin olduğunuz konusunda ben şahidim. Ülkemizi kooperatifçilik konusunda dünyanın her yerindeki her türlü resmi platformda doğrudan Ünal Bey temsil ediyor. Şahit olduğum, şahsen şahit olduğum ilişkileri dolayısıyla ülkemiz adına gurur duyuyorum. Gerçekten müthiş kişisel ilişkileri, dostlukları, bu tür şeylerde mutlaka oluyor ama bunu dostluk, arkadaşlık seviyesine götürmek çok farklı bir kavram. Ben Ünal Bey'in dostluklarına bizzat şahit olduğum için çok büyük saygı duyuyorum kendisine. Yüzüne karşı söylüyorum şeklinde algılanmasın. Marifet iltifata tabidir. Değerlerimizi korumamız gerekiyor. Ben bu arada biraz kendini tanıtmanı rica edeceğim. Mimarlık dışı mimarlığı da kapsayacak şekilde. Teşekkür ediyorum. Peki çok kısaca bahsedeyim. İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mimarım. Kendimi bildim bileli lise yıllarım, lise eğitim sürecim dahil turizm sektörünün içindeyim. Bakanlık profesyonel rehberiyim. Rehberliğimi fiili olarak yapmıyorum. Ama brevem var, aldım. Yani o aşamaları da geçtim. Yaklaşık bugün itibariyle bakarsak herhalde bir 40 yılı aşkın süredir turizm sektörünün muhtelif kademelerinde, muhtelif alanlarında çalışmalarım var. Özellikle de son zamanlarda, son yaklaşık bir 6-7 yıldır çok özel bir alanda yoğun çalışma yapıyorum. Bu da bir kavramın Türkiye'de farkına varılması, tarım turizmi, agricultural tours dediğimiz, birçok anlamda diğer bazı kavramlarla karıştırılan ekoturizm, gastronomi turizmi, kırsal turizm, çiftlik turizmi, doğa turizmi vesaire vesaire birçok kavramın bilinçli bilinçsiz kullanıldığı bir alanda Don Kişotluk yapıyorum açıkçası. İşte tarım turizminin ne olduğunu, aslında bir bütünün ne olması gerektiğini, bu konunun önemini, hayatımızı idame ettirebilmemiz için gerekliliği konusu, bunu yürütmeye çalışıyorum. Bunu yaparken çok dolaşıyorum, son bir sene hariç. Binlerce kilometre yol yapıyorum. Ülkenin birçok yerinde dolaşıyorum. Oradaki kişilerle, kurumlarla, kuruluşlarla, çobanından çiftçisine, dernek başkanından yatırımcısına kadar insanlarla temas halindeyim. Ve bundan büyük bir keyif alıyorum. Bitmez bir öğrenme süreci ve her geçen gün aslında ne kadar daha çok şey öğrenmemiz gerektiğini fark etmek insanı ürkütüyor çoğu zaman. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki daha çok çalışmam lazım. Bu çalışmalarımızı yürütürken bir takım connectionlarımız, bağlantılarımız söz konusu. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Tarım Turizmi Operatörleri Birliği. Dünyanın 50 ülkesinde temsilcileri olan ve tur operatörlerinin bir üst çatı örgütü. Ve biz bunun Türkiye üyesi ve temsilcisiyiz. Geçtiğimiz 2016 sonrasında 3 yıl çok ciddi uğraşılar vererek her yıl yapılan genel kurulu 2020 için Türkiye'ye kazandırmıştık. Bu bize ciddi bir efor neticesinde geldi. Yani 3 defa her yıl ihaleye girdik, her yıl yarışmaya girdik ve en sonunda kazandık. 2020'de ülkemizde minimum 40 ayrı ülkeden 100 civarında tur operatörünü
ağırlayacaktık ve ülkemizin hem tarımını hem turizmini, daha doğrusu tarım turizmini tanıtma imkanımız olacaktı. Müthiş de bir program hazırlamıştık. Genel kurul öncesi ve sonrası turları ve etkinlikleri dahil olmak üzere. Fakat maalesef pandemi bunu elimizden aldı. 2021'e ertelendi, bu sene ertelendi ama en son birkaç gün önce aylık Zoom toplantıları yapmaya başladık. Fiziki olarak sıkıntılar baş gösterince bu birlik anlamında da Zoom toplantılarıyla aylık fikir alışverişinde bulunuyoruz. 15'inde yaptık bu ayki toplantıyı, 3 gün önce yani. Ve orada şöyle bir karar alındı. Haziran toplantısında muhtemelen son bir değerlendirme yapılacak. İnsanlar gelebilecekler mi, gelemeyecekler mi? Eğer gelebilecek gibi olurlarsa bu sene bu program biraz daha daralmış anlamda gene ülkemizde yapılacak. Ama ben açıkçası çok fazla ihtimal vermiyorum. Başka bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu arada gelişen bu süreçte turizm acentaları, turizm sektörünün yaşadığı bir saniye rica ediyorum. Çok özür diliyorum. Kızım arıyor. Bir saniye lütfen. Alo. Özür diliyorum. Kızımla ancak böyle görüşebiliyoruz. O da şu ana denk geldi. Almanya'da kızlarımdan bir tanesi orada çalışıyor. Bu anlamda sanal dünyada veya işte çevrim içi dediğimiz birçok etkinlikle programlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Şimdi en son GEKA ile, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile şu anda yürüyen bir çalışma var. Ekoturizm farkındalık eğitimi Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın, yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak bölgemizi de kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı bizleri de ilgilendiren bir şey. Lütfettiler ve beni de konuşmacı olarak, eğitimci olarak bu programa dahil ettiler. Ben bir ara linklerini atacağım size. Sizler de takip edebilirsiniz. Önemli bir etkinlik. Ekoturizm nedir, ne değildir ve ekoturizmdeki yatırımlar nedir, nasıl yapılıyor vesaire gibi bütün cepheleriyle yaklaşık 7 gün sürecek. Yani 7 ayrı session halinde devam edecek. 2 tanesi yapıldı. 5 tanesi daha yapılacak. Vakti olan arkadaşların izlemesini öneriyorum. Bunun yanında bizim kurumsal anlamda firma olarak da yapmaya çalıştığımız bir takım etkinlikler var. Bir genel strateji olarak ben Mayıs ayında bir kitapçık yayınladım, bir araştırma yayınladım daha doğrusu. Ve orada bir takım detaylarını söyledim. Bunların içinde en önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Bu kavramı, tarım turizmi kavramını ortaya getirmemizin tek başına bir anlamı olamaz. Bizim bunu dünya genelinde de farkına varılır bir hale getirmemiz ve 12 ay ve bütün yurt satında sürdürülebilir bir turizm çeşidi olabilmesi için bir taraftan da talep oluşturmamız lazım. Bu talebi yaparken bizim elimizde olağanüstü zengin bir malzeme var. Bu malzeme eski dönemlerde gelen ve tarımın doğduğu topraklar olarak lanse edilen toprakların ülkemiz sınırları içinde olması ve Avrupa turizminin kökenlerinin de buradan çıkmış ve buradan Avrupa'ya gitmiş olduğu konusunda bir farkındalık yaratmak üzere arkeolojik, bilimsel çalışmalar ve toplantılar ve bu anlamda 2 tane toplantı düzenledik, ciddi ses getirdi.
Onları da YouTube kanalımızda, benim kişisel YouTube kanalımda, henüz daha kurumsal kanalımızı faaliyete almadık. Ama izlenebilir durumda. Onları da aktaracağım size. Bir taraftan dünyaya da bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki tarım bu ülkenin en değerli bir alanıdır ve Avrupa tarımının temeli buradan çıkmıştır. Dolayısıyla tarımla ilgili herhangi bir şeye ihtiyaç varsa, bir bilgilenme, görme, öğrenme, anlama gibi, Türkiye'ye gelmeniz gerekiyor. Burada yapılması gerekiyor. Hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu tabii çok uzun soluklu bir şey. Bu arada bütün ilgili birimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları gibi, kooperatifler gibi kurum ve kuruluşlarla da bu bütünlük içinde belli bir stratejiyi hayata geçirmek üzere faaliyetler yapılması gerekiyor. Konumuzu kendi ölçeğimize çevirebilmek için izniniz olursa iki cümleyle toparlayacağım ve bağlamak isteyeceğim. O da şu: Turizm Tanıt Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir 2023 vizyonu çalışmasında şöyle bir kavram var: sürdürülebilir toplum temelli turizm. STTT. Ve bu bizim aslında benim Zübeyde arkadaşımın bana ilettiği ve daha önceden de bildiğim, özellikle merdiveni tanıdığım zaman festival esnasında, daha sonra Nazlı Hanım'la da görüşmelerimizde benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Bu tam da bizlerin aradığı kavram. Sürdürülebilir toplum temelli turizm doğrudan doğruya ekolojiyi, tarımsal üretimi, kadın üretimini, kooperatifçiliği içeriyor. Çünkü bununla ilgili bir finans modeli arayışı var ve bu finans modeli arayışında özellikle altı çizilen ve vurgulanan konu şu: toplumsal ve ortak girişim sermayesi denilen bir formülasyonla bütün bu çalışmaları fonlamak mümkün ve buna uygun olarak yürütülecek projelendirmelerde eğer elinizde bu anlamda dizayn edilmiş bir kooperatifiniz varsa ve hedefleri de doğru tespit edebilmişseniz, yol haritanız doğru ise hem fonlara, finansal fonlara, hem de Ünal Bey'in cümle arasında söylediği uluslararası bağlantılara çok rahat ulaşma olanağı var. Dolayısıyla bütün bu çabaların dizayn edilmesinde bir kooperatif örneği çok çok değerlidir. Bir kooperatif çalışmasının uygun şekilde yapılması çok çok önemlidir. Ve bu şekilde hedeflenen programa ulaşabilmek için hem finansal anlamda hem sosyal anlamda ve sosyal ekonomi ve sosyal kooperatifçilik kavramlarını öne çıkartarak bu çalışmaları daha geniş kitlelere hızla yayabilme imkanı var. Burada Ünal Bey çok büyük bir şanstır. İnanılmaz bağlantılarını ben biliyorum. Dolayısıyla doğru bir yapılanma, doğru bir yol haritası ile hızla bir yerlere gelinebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz kendimden bahsetmeye çalıştım. Sanıyorum her halükarda soru olması durumunda da memnuniyetle yardımcı olurum. Evet, şimdi isterseniz Oya Başkanım, başka bir şeyle devam edelim. Bu çalışmaların amacı nedir? Ne yapılmak isteniyor? Lütfen bunu bir ortaya koyarsak belki soru cevaplarla veya katkılarla biraz daha konuyu açabileceğimi düşünüyorum. Siz veya Zübeyde Hanım, hanginiz aktarmak ister? Oya Başkanım, sesinizi açabilirsiniz.
Ünal Bey bir şey mi söylemek istediniz? Ben bir de Oya Hanım bence bugünkü mevcut durumlarında ortaya koyarsa, yani harika, sizin dediğiniz ne yapacaksınız konusunu doğru ele almak adına. Çünkü doğru, şunu da antiparantez söyleyeyim. Aslında dernekler de iyidir. Ama dernekler, kooperatifler, hatta şunu da söyleyeyim. Kooperatifçilik hareketi serbest ticarete karşı bir hareket değildir. Kooperatifler uzman kuruluşlarla, uzman kişilerle işbirliği yapmak zorundadır. Ben bir örnek söyleyeyim. Bugün Finlandiya kooperatiflerinin en önemli iş ortağı Nestle'dir. Nestle biliyorsun çok uluslu şirkettir. Daha ötesini diyeyim. Yani çok uluslu şirketlere karşıyız kavramını sakın şey yapmayın. Eğer biz onları yönetip yönlendirmenin bir yöntemini bulursak takım oyunu oynarız. Bu da bizlerin lehine olur. Teşekkür ediyorum. Nereden başlayayım bilemiyorum. İsterseniz en başından başlayayım. Bu dernek nasıl kuruldu? Hangi amaçlarla kuruldu? Belki daha aydınlatıcı olacak. Biz CHP bünyesinde çalışıyorduk. Ve bir takım projelerimiz vardı. Zühre ile birlikte hem velilere yönelik, hem üniversite öğrencilerine yönelik bir takım destek projelerimiz vardı. Biz bunu, bu projeleri CHP'ye sunduk. Oradan aldığımız cevap şuydu: bu tip projeler bir siyasal parti şapkası altında yapılması mümkün olmayan projelerdir dediler bize. Biz de o zaman dedik bir dernek kuralım. Ve Zühre ön ayak oldu bize. Etrafımızda bizimle aynı düşünceleri paylaşan kişilerle görüşme yaptı. Ve neticede biz 8 kişiyle bu derneği kurduk. Tüzüğümüz oldukça genişti. Tarımdan kültüre, yani sanata, her şeye dokunabilmek istedik. Önce bir takım, kendi aramızda bir takım eğitimler aldık. Burada Faruk Bayır'a teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bir biz olma bilincini geliştirdi bizde. Zaten vardı, hazırdık. Böylece Kuşadası'nda bu kooperatifi kurduk. Ay, kooperatifi diyorum, derneği kurduk. Ve eylemlerimize başladık. İlk yaptığımız şey, engelli bir arkadaşımız vardı, vatandaşımız vardı. Ve bu bir türlü akülü bir arabaya ulaşamıyordu. Kurumda yaşayan bir arkadaştı ve kurum bu arabayı ona vermiyordu. Biz de onun için bir gece düzenledik. Ve bu gece sonunda iki tane, bir tane kendi aldığımız, bir tane de bize bağışlanan iki tane akülü arabaya sahip olduk. Ondan sonraki girişimlerimizde bizim böyle bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Yani bir yerde kurumları tetiklemiş olduk. Zaten bir amacımız da oydu kurulurken. Toplumla kurumlar arasında bir merdiven görevi görmek, insanların ulaşamadıkları hizmetlere ulaşmalarını sağlamak,
Bu şekilde yürümeye başladık. Daha sonra Davutlar'da bir eylemimiz oldu. Halk soruyor, uzmanlar yanıtlıyor diye bir toplantı düzenledik. Burada yine kendi derneğimiz üyelerinden Mimarlar Odası Başkanı vardı. Doktorumuz Bilgehan Algan vardı. Jeolojistimiz vardı, jeoloğumuz. Leziz Uyanık. Bir avukat arkadaşımız vardı. İşte halk, herkes kendi konusunda halkı bilgilendirdi. Bu tip şeylere de devam etmek istiyorduk. Daha sonra işte okullarla ilişki kurduk. Velilere yönelik bir takım eğitim seminerleri hazırlamak için okul müdürleriyle fikir birliğine girdik. Hatta veliler yanında hangi konularda bilgilendirilmek istiyorlar diye bir anket de yaptık. Fakat bu COVID'in başımıza gelmesiyle frenlemek zorunda kaldık. Çünkü bu tip şeyleri organize etmesi artık çok güç. Ama ona rağmen mesela yine okul müdürlerinin de aracılığıyla uzaktan eğitime katılamayan 8-9 öğrenciye bağışlarla bilgisayar ve tablet temin ettik. Ay, yoruldum. Zübeyde benim devam edebilir misin? Teşekkür ediyorum. Ben şöyle dernek kurulduktan sonra hazır buldum. Bu, yine CHP şemsiyesi altında Oya ablanın çok başarılı bir arşiv düzenini yakalamıştım. Onu tanımak istedim. Öyle buluştuk Oya ablayla. Ben Çağdaş Yaşam'da, Bursa UNESCO'da işte halen çalışmalarını yürüten biriyim ve tüzük olarak çok başarılı buldum. İlk kez bu kapsamda bir dernekle çalışıyorduk. Ben bunu şans olarak görüyorum. Bugünkü toplantı da benim 5 yıldan beri Kuşadası'nın Güzelçamlı'dayız. Çok güzel kesişmeler yaşıyoruz. Çok değerli arkadaşlarla buluşuyoruz. En son buluşmamız ve kesişmemiz yine emek ürünü Cumalı Kızık projesinde buluştuğumuz insanlarla şekillendi. Faik şu yakın arkadaşım ama bu buluşmayı biz becerememişiz. Dolaylı yoldan Zühre'nin bizi iteklediği kooperatif yoluyla Zeki Bey kanalıyla gelişti. Burada kapatacağım şimdi konuşmamı. Derneğimiz neler yapıyor içeren bir liste oluşturduk biz. Şu an 52 kalemi var yaptığımız işlerin listesi. Grupladığımızda işbirliği yaptığımız projelerimiz var. Kendi bireysel etkinliklerimiz var. Bir de kurumlarla işte biz burada ulaşılmaz boyutta ilişkiler içindeyiz şu an. Kurumlar bizim için zor bir boyut. Olmalı mı olmamalı mı sorgusu da yaşıyoruz bu arada. İşbirliği boyutuna gelirsem biz mahalle ölçeğinde bir küçük model doğurmaya çalıştık buradaki ortaklarımızla. Çünkü birbirini tanıyan çok nitelikli farklı sivil toplum örgütünden arkadaşlarla, arkadaş Oya abla ve gruptaki arkadaşlar. İşte sivil toplum örgütü, muhtarlık, bir muhtarlık seçiminde öncü rol aldı Oya abla ve ekipteki arkadaşlar. O da çok katılımcı bir genç esnaf bir muhtarımız.
Sivil toplum örgütünün dışında kooperatifler bizim işte ortağımız ve ismimiz de Güzelçamlı Dayanışma Platformu. Mahalle ölçeğinde bir birlik. Mahalle diyoruz aslında, burası tanıyorsanız Güzelçamlı'ya bir şey, özel bir ölçek. Mahalle de değil, köy de değil, işte geçmişte belde denilmiş belki daha doğru bir tanımlama. Ama büyükşehir yasasıyla da bir türlü yerini bulamamış. Dayanışma platformuyla işte bayram etkinlikleri, farklı günlerin, anlamlı günlerin etkinlikleri, işte Kadınlar Günü gibi bu tür işlerimiz var. Fazla uzatmak istemiyorum. Bizim yaptığımız çalışmaları aktarabilirim mail ortamında. Tanımanız için. Bu arada üretici kadınlarımız var. Güzelçamlı'da halk eğitim kursuyla bir araya gelmiş kadınlarımızı. 2019-18 sonlarında girişimci kadınlar atölyesi olarak bir araya getirdik. Biz de içinde yer aldık. İşte Zeytin Festivali'nde, Kadınlar Günü Festivali'nde işte Kuşadası'na taşıyabildik onları. Ayrıca burada yılbaşı pazarı gibi etkinliklerde bir araya geldik. Bizim o kadınlarla hedefimiz değişik eğitim zinciriydi. Onu daha henüz gerçekleştiremedik. Bunun dışında pandemi döneminde dernek olarak biz ne yapabiliriz sorgusunu yaşayarak Zoom toplantılarıyla yol haritası çizmeye başladık. Ve arkadaşlarımız çok güzel düşünceler geliştirdiler. Buranın endemik bitkisi var, tülüşah. Mesela o tülüşahı geleceğe taşıma sorumluluğuyla değişik üretimlerde bulundular. Bunlar ev tekstil ürünleri dışında işte kişilerin kullanabileceği ürünler. Ev eşyası şeklinde. Onların da fotoğraflarını ileteyim bilgi zenginliği olması için. Ben de atlayabilirim Boya abla yaptığımız çalışmaları. Önümde yok şu an. Burada kesebilirim. Yer paylaşabiliriz. Arkadaşlarım da çok zamanını almak istemiyorum. Zühre çok heyecanlı. Faik arkadaş Zühre ve Nesrin arkadaş şu ana kadar bizim çalışmalarımızda hani öncü olacak kişiler. Ben onların kolaylaştırıcılığının sorumluluğunu üstleniyorum ve raporlamacıyım şu an. O görevdeyim. Nesrin biraz önce aktardı üretimleriyle. Zühre senden başlayalım istersen. Uygun mu Faik? Zübey de ben bir giriş yapmak istiyorum. Ondan sonra sözü Zühre'ye vereceğiz. Bu dernek çalışmalarıyla ne kadar uğraşırsak uğraşalım, herkese dokunamıyoruz, yetişemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu ekonomik krizle de insanların düşünceleri çok farklı ve insanlara somut olarak dokunmak gerekiyor. Bu kooperatif fikri de oradan geldi. Bizim aslında istediğimiz Güzelçamlı'da bir model yaratmak. Güzelçamlı değişir, Türkiye değişir diyebilmek istiyoruz. Zühre'cim devam edebilirsin. Zühre kooperatif konusunda oldukça bilgili arkadaşımız, en bilgili arkadaşımız. Ben bu konuda çok zayıfım. Sözü bırakıyorum Zühre'ye. Şimdi öncelikle bugün sizlerle burada olmak çok güzel. Faik Bey'i ben standta karşıladığımızda oradaydım. Ve Zübeyde'ye hayranlıkla bakmıştım. Yani ayağını sürüyüp geldi diye hissettiğimi hatırladım. Şimdi dernek, kooperatifler ve daha ileride belki birlikler, kurtarıcılarımız. Ama kooperatif denince hep kooperatif dedeler geldi bizim hayatımızda önümüze. Ben biraz karma kültür insanıyım. Bir ayağım İzmir, bir ayağım Kuşadası, bir ayağım Bayındır, Yakapınar Köyü falan.
Maalesef yeni kooperatif dedeler doğurmak korkusu hep bu konudan bizi uzak tutmuştur. Hep de ayağımıza gelmesine rağmen gerek yapı gerek üretim kooperatifleri. Bizim derneğimiz güven oyunu aldıktan sonra gidilecek yolun kooperatif olduğunu hep birlikte anlamış bulunduk. Çünkü oradaki idari kadro bunu suistimal etmeyecek kadar idealist, ne yaptıklarının farkında olacak kadar da bilinçli bir kesim. Yani alelade yerde kurulan kooperatiflerle gidilecek yollar çok kısa çünkü. Onun için bunun adını model koymamız lazım ki orada hayat bulan bir bebek Türkiye'nin her yerinde adapte edilebilsin. Epey bir yere geldik. Bildiğimiz bir şey var. Bir grup var Türkiye'de. Sizin işiniz turizm. Ve turizmle ilgili vizyonunuzu çok 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 hayranlıkla dinledim. Hep inanıyorum, denizler bizim ama turizm kırsalda yapılmalı, kültürümüzle yapılmalı, ürettiklerimizle yapılmalı. Çok iddialıyım bu konuda. Ve ben yerelde insanların çok iyi niyetli olduğunu biliyorum, sömürüldüğünü biliyorum, içindeyim. Ürünlerimizin aracılar tarafından gasp edildiğini biliyorum. Buğday Derneği'nin de üyesiyim bu arada Faik Bey ve Ünal Bey, size özellikle not düşeyim. Orada gidiyoruz toplantılarda, kaliteli ürüne ulaşamamaktan dert yanan koskoca bir kitle var. Buraya geliyorum, insanlar ürünü satamamaktan ağlamaktalar. Derneğe gidiyoruz, dernekte parayla ilgili katkı anlamında hiçbir şeyle uğraşamıyorsunuz. İnsanların ekmeğe ve şeye gelire ihtiyacı var. Bütün buradan çıkan enerji de bugünkü model hayalini doğurdu açıkçası. Bizim ekibimiz güçlü. Stratejik ürünleri bulmak, henüz isim hakkı alınmamış nitelikli ürünlerin isim hakkı konusundaki Tüllü Şah'ta bir adım attı arkadaşlarımız, gurur duyuyorum. Devamında bu şekilde henüz fark edilmemiş çok ürünümüz var. Katma değeri yüksek çok ürünümüz var. Öyle bir kooperatif kuralım ki aynı bizim dernek tüzüğümüz gibi olsun. Önümüze çıkan her fırsatı değerlendirebileceğimiz bir parantezimiz olsun. Sadece et, süt, tarım vesaire değil de bunun içinde kültürü de olsun, sanatı da olsun. Ama en korktuğum kısım kooperatif suistimale açık bir yapı. Biz kooperatiften el çektiğimizde sürdürülebilir olsun. Bunun da güvencesi Merdiven Derneği'nin denetiminin oturtulduğu bir model doğurmak istiyoruz. Şimdi Ünal Bey'in kooperatiflerle ilgili bize göre sayısız deneyimi var. Lütfen bana buradan notlar oluşturursanız çok sevinirim. Gerçekten tarım ya da ekolojik yaşam, işte turizmin adını buna çevirecek çalışmanızın da modelini kapsayabilir bizim bu kurduğumuz güven örgütü. Ve her gün büyüyoruz. Tiresüt Kooperatifi'nin başkanı artık gerçekten bizim düşündüğümüz şeyi başarmış ama soru, ya siz gittikten sonra sürdürülebilir mi? Yönetebilecekler mi? Altyapımız hazır mı? Öyle bir şey kuralım ki hazır sizlerin de deneyimini içine koyarak kimse bu yapıyı bozamasın, anayasamız gibi. Çünkü üretecek de çok, alacak da çok. Yani öyle bir köprü ve merdiven yaratalım ki bunu öyle bir oluşturalım ki bu çatıyı nereye koysak suistimal göremeyecek bir zırh oluşturalım. Benim için asıl önemli olan burası. Markalaşma falan inanın geliyor. Bununla ilgili hepimizin sayısız tecrübesi var. Ama bu modeli kurmak, yani bizden sonra devrettiklerimizin ne kadar suistimali açık olup olmadığını denetlemek şuradaki çekirdek ekibin önceliği olmalı diye düşünüyorum. Tecrübelerinizle bu kısmında rol alırsanız bizi ihya edersiniz ve hatta bu modeli birlikte doğururuz. Buyurun, bundan sonrasını soru alayım, ben çok heyecanlıyım. Söz alabilir miyim? Lütfen. Tamam. Biraz önce zevkle dinledim Ünal Bey ve Faik Bey'in anlattıklarını. Sorumu da yönelttim, bana cevap vermiş Faik Bey. Şimdi sürdürülebilir tarım çok önemli. Yani çalışmalarımızı sürdürülebilirlik tabanına oturtmak
çok önemli. Hatta arkadaşlarımız söz etmek konusunda herhalde es geçtiler. Bununla ilgili bir proje bile yazdı. Zübeyde ile Funda'nın çok emeği geçti ona. Biz burada ne yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Hangi tarım ürününü ön plana çıkarıp bunu hayata geçirebiliriz. Aslında burada temel şey insanların hayatlarına dokunmak. Yani ben Türkiye'deki kalkınmanın kesinlikle ve kesinlikle kooperatiflerle olacağına inanıyorum. İster buna elemeyi deyin, ister endemik bitki deyin, ister tarım üretimi deyin. Biz şimdi el yordamıyla şey yapıyoruz, yol arıyoruz. İşte hocalarımız da bize bu konuda yol gösterildi. Yani temelinde hakikaten sürdürülebilir tarım turizmi var aslında. Evet. Biraz da işte Güzelçamlı'da marka yaratmak var. Emeğin ön plana çıkması var. Bunun kooperatifçilikle olacağına inanıyoruz. Faik hocam bahsetmişti, onu biraz bize açarsa çok çok mutlu oluruz. Tarım turizmiyle ilgili bir noktada bahsetmişti. Benim söyleyebilecek, ya Tüllüşah da böyle çıktı. Tüllüşah bu bölgenin endemik bitkisi. Bu konuda farkındalık yaratmak üzere aslında ilk önce kooperatifimizin adı olsun diye yola çıkmıştık. İşte sonrasında bir takım prosedürlere girmek zorunda kaldık isim hakkından dolayı. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı yine birkaç gün önce. Yani burada bir Tüllüşah'la farkındalık yaratıyoruz ama bunun adı altında bir tür şey olabilir. Ve burası çok güzel bir coğrafya. Yani sürdürülebilir tarım turizmi adı altında da çok güzel şeyler yapılabilir. Şimdilik umarım doğru ifade etmişimdir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Faik hocamdan da biraz açılımını alabilirsek çok sevineceğim. Ben de söz alabilir miyim Faik Bey başlamadan önce? Sesim geldi mi? Geldi Funda Hanım. Geldi, tabii ki. Aytaç Bey bile konuşabilir. Tamam. Şimdi, merhabalar Aytaç Bey. Öncelikle sizin bahsettiğiniz o GK'nın bir eğitiminin birincisine katıldım ilk gün. Çok güzeldi. Yani değil mi? Harika. Sürdürülebilir turizm nedir? Hani o kavram karmaşası var biraz. Onunla genel bir bilgi anlamında bayağı güzel. İlk gün verimliydi. İkinci güne katılamadım ama aslında bizim de biraz hayallerimiz vardı o kavramın içinde. Biraz önce Nesrin'in bahsettiği projemiz var. Dernek olarak tüm arkadaşlar da hani Zübeyde abla ve benim adım geçti ama tüm ekibin aslında bir model yaratma hayalinin sonucu o proje. Bizim de burada katılımcı anlayışla sürdürülebilir turizmin güçlendirilmesi aslında Kuşadası'nın da bir projesi. Biz de bundan yola çıkarak hani kendimiz de bölgemizde bütünsel, yani bu sürdürülebilir turizm bir çatıysa onu bir çatı gibi düşünüp hepimiz kendi işlerimizde bunu nasıl sürdürülebilir kılarız, nasıl bölge olarak marka olabiliriz ya da bölgesel olarak nasıl ekonomik anlamda da hem sürdürülebilir olup hem de ekonomik anlamda da sürdürülebilir bir kalkınma nasıl olur diye onu düşündük ve üç tane ana yani bölgemiz olarak hem tarihi hem kültürel hem de ekolojik değerlerimiz var. Hem bunları birinci adım geleceğe taşımak, yani onları sürdürülebilir kılmak. Bunu yaparken de herkes kendi işini nasıl sürdürebilir kılır. Çünkü biz burada bir kısım tarım çok fazla yok ama çünkü çok kısım şeyler ölmüş. Ama sonuçta burada buraya özgü zeytincilik var, bağcılık var, hala devam ediyor. Ufak tefek tarım devam ediyor. Artı bir de kadınlarımızın el emeği var. Bizim hem merdiven olarak hem de bölgemizdeki kadınların da el emeği var. İşte bunlar nasıl aile ekonomisine katkı sağlar gibilerinden. Hem de biz katma değerli ürün nasıl yaratabiliriz? Buradan yola çıkarak hakikaten vizyon grubumuz var derneğimiz içinde. Onların gerçekten neslinde bir parçası. Onların yaratıcılıklarıyla Tüllüşah da bir endemik bitkiyi de sembolik olarak kullanarak bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Yani amacımız hem kendi yarattığımız ürünleri, yani bir marka olmak Güzelçamlı'da, bu Tüllüşah olur herhangi bir şey veya endemik bitkileri bu vesileyle korunmasına bir farkındalık yaratmak, yani hem coğrafi anlamda bir
hem endemik bitkileriyle, hem doğasıyla, hem tarihi değerleriyle, hem bununla ilgili bir farkındalık yaratalım, korunmasıyla ilgili geleceğe taşıyalım. Hem ekonomik anlamda gerek ufak tarımı olsun, el emeğini olsun, bunları da ekonomiye dönüştürelim. Hem bölgesel olarak da bu katkı sağlasın. Yani hem kendi de işimizde herkes, ne bileyim, bir kafeyi açan nasıl işini sürdürebilir? İşte efendim, el emeğini yapan nasıl markalaşıp katma değer ürün yaratabilir? Veya işte tarım yapıyorsak ne gibi ürün yapmalıyız? Bölgemizle de ilgili olsun. Yani bizim bölgemizin dışından da çok fazla, hani bir şey dıştan da ne kadar olur bilemiyorum. Hani onu sizler belki daha iyi değerlendirirsiniz. Yani biz kendimizi geleceğe, güzel Çamlı'yı nasıl taşıyabiliriz? Bizim Merdiven Derneği olarak katkımız nasıl olabilir bir kooperatife? Yani daha etkin nasıl katkımız olabilir dernek olarak, ya da bireysel olduğunda ne fark ediyor? Artı bunu daha sonrasında, hani dernek olarak mı devam ettirmek gerekiyor? Bireysel mi devam ettirmek gerekiyor? Artı iyi bir kooperatif olmanın yolları nedir? Ne yaparsak biz başarılı olabiliriz? Deyip hem soruyla hem açıklamalarla bitirmiş olayım. Evet. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Meskin Hanım. Sen de bir şey söylemek istersen. Yok, ben şey Hanım, merhabalar. Merhaba. Kooperatif neticede ticari bir kuruluş, ekonomik bir kuruluş. İçeriğinde tabii mutlaka bu dediğimiz tarım, bu bütün ekonomik sürdürülebilir ürünler anlamında. Bu tür yapılanmalarda biz tabii, ben üretici değilim. Biz biraz fikir alırız. Sivil toplum örgütlerine devamlı görev alan, topluma bir destek verebilir miyiz, katkı sağlayabilir miyiz diye. Bunlar insanlarız. Asıl tabii bu kooperatif olayında bilhassa üretici insanları, tarım olsun, diğer alanlar olsun, sanatsal olsun. Yani bu tür insanların ağırlıklı olması lazım. Yani temelinde kooperatifin üreticilerin olması lazım, bir fiil. Biz onlara dışarıdan destek verebiliriz. Köprü olma anlamında, siyasal anlamda, toplumsal katkı anlamında, ki böyle biz Güzel Çamlı'da mesela doğal ürün üreticileri etkinliği yaptık. Bayağı olumlu tepki aldı. Fakat ikincisini yapamadık. Maalesef bazı sorunlar oldu. Ve çok talep geldi. Güzel, hatta bugüne kadar böyle bir şey yapılmadığını, değişik siyasi düşüncelerden de katılım oldu. Pozitif sonuçlar aldık. Fakat sürdüremedik. Maalesef oraya pandemi de geldi. O bu gibi bazı sıkıntılar oldu. Ama ben şunu demek istiyorum. Bir fiil üretici, bu tür ürünlere sahip insanların bu tür yapılanmaların işte bir fiil olması lazım. Yani ana temel üreticilerin olması lazım. Şimdi zeytin bahçeleri olan arkadaşlarımız var. Nalan Yüksel var mesela, tarımla ilgili bir arazileri olan. Atıyorum Hamide var. Yani dolu böyle Medya. Burada Medya'nın var. Artı Razzak İzci var. Yani bir fiil köyün içinde arazisi olan, çeşitli tarım ürünlerine sahip üreten, hali hazırda devam eden insanların bu kooperatif şeyine katılması, onların da fikrinin alınması, bilhassa da ana materyallerin ürün olması dolayısıyla keşke bu toplantılara çağrılsaydı diye düşünüyorum. Neyse, onu bir sonrakinde de yani. Ben kısa bir cevap verebilir miyim Aytaç Bey'in genel sorusuna? Zühre'cim bir dakika. Bu kooperatif grubunda bütün söylediğimiz arkadaşlar var. Ayrıca çağrılmalarına gerek yok. Zaten biz bütün çağrılarımızı bu kooperatif grubu üzerinden yaptık. Keşke olsalardı. Evet. Söz alabilecek miyim hocam? Buyurun Zühre Hanım. Şimdi Aytaç Bey'in genel söyleminin tamamına hemfikir olmakla beraber, şimdi kooperatiflerde asıl bu soruyu da ben dolaylı Ünal Bey'e paslayacağım. Tek tanım yok.
sadece üretici kooperatifi tanımında kalmayalım diye düşünüyorum. Çünkü kalkınma kooperatifleri ürünü alma, mamule çevirme, pazarlama, markalaşma sürecini de yöneten kooperatifler. Dolayısıyla burada hizmeti veya ürünü satın alma kapasitemiz de olabilmeli. Yani ben daha geniş bakıyorum. Bu notumu düşmek istedim. Yani evet, üretici ana şart ama kooperatiflerde tanım çok geniş. Ünal Bey bu konuda bir kısa açıklama yaparsa çok sevinirim. Yani biz çünkü insanların hakkı olana, insanlara daha verimli nasıl dönüştürebiliriz diye eğer bir beyin takımı kuruyorsak, sadece üreticiyle kurulanla da bir yere varamadığımızı sayısız kooperatif bize anlattı zaten. Onun için çok geniş bir kapsam çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurun. Faik Bey, konuşabilir miyim? Tabii ki Nazmi. Şimdi efendim bütün konuşmaları dinledim. Son olarak konuşan Zühre Hanım'ın konuşmasından başlayayım. Çünkü soru direkt oradan geldi. Şimdi kooperatifler çok geniş bir perspektif. Ne yazık ki biz devlet olarak da, birey olarak da biz kooperatifleri anlamadık, anlatamadık. Evet. Özellikle şunu söyleyeyim. Bu arada da bir köy enstitülerinin dün kuruluş yıl dönümüydü. Biz aslında bu felsefeyi özümsemedik. Ne yazık ki kooperatiflere en büyük destek devletten gelirken bana göre en büyük zarar da devletin stratejisinden geldi. Yani bunu adını yani bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Ben hiç devlette çalışmadım ama devletin bütün çalışmalarında da yer aldım. Çünkü kooperatif dediğiniz yapı aslında bir ilkeler ve değerler zinciri. Yani dünyada her kooperatif adına da kooperatif olduğuna inanmayın. Yani ülkemiz için de bu geçerli. Zaten baktığınızda da görünüyorsunuz. Yani kooperatifler aslında inançlı insanların bir araya gelmesi lazım. Kooperatiflere inanmayan arkadaşların bu halkaya dahil olmaması lazım. Ve bugün dijital bir dönüşüm içindeyiz. Aslında pandemi döneminde bunu rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Dayanışma ekonomisi dünyadaki genel ekonomik yaklaşımlarda ön plana çıkmaya başladı. Çünkü bu sefer toplumsal menfaatler ister istemez iş dünyası bile mecbur kalmaya başladı. Hatta son İtalya'daki G20 zirvesinde de bu konuda özellikle kooperatifler fazlasıyla da yer aldı. Şimdi kooperatifler aslında her sektöre hizmet eden yapıda. Yani şimdi tamam köylü diyoruz, kusura bakmayın da bugün gidin İzmir'deki yahut da Aydın'daki, Kuşadası'ndaki bir sanayi bölgesine yahut da ticaret bölgesine gidin. Kusura bakmayın, bu arkadaşların hangisi büyük işletme, hangisi büyük üretici? Hatta kendine fabrika diyen işletmelerin bile bugün çok ciddi sıkıntıları var. Yörenizde markalı zeytinyağı imalat eden arkadaşlar bana göre fabrikadan çok bir küçük işletme gibi ve bunların da aslında şu an en büyük ihtiyaçları, çünkü bu tartışılmaya başladı. Onlar da kooperatif kurmaya başladılar. Şimdi tüccar dediğimiz arkadaşların çoğu, kusura bakmayın, yani ben ziraat odası kökenliyle konuşuyorum. Bize büyüklerimiz derdi ki kardeşim, parası olan çiftçilerin çoğu kendisini ya tüccar ya da sanayici gibi ön plana koymaya çalışırlar. Çünkü çiftçilik onlar için daha alt bir yapı gibi değerlendirildiğinden kaynaklı. Ama şimdi geldiğimiz noktada onlar da kooperatif konusuna eğilmeye başladılar. Ama neden kooperatif dediğimizde şunu söyleyeyim ben size, bunun adını başlangıçta koyayım. Konut kooperatifleri ülkemizde kooperatif değildir. Uygulamasıyla bir müteahhit kooperatifi yapısında ortaklarının kooperatif inancı, mesela düşünün birçok kooperatif kuruldu, ona kalırsa sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde yahut da kırsaldaki arkadaşların hepsinin gümbür gümbür kooperatifçi olması lazım. Hatta konut kooperatiflerinin daha çok ağırlıklı olması lazım ama ne yazık ki biz bu felsefeyi veremedik. Aslında bu konuda en önemli, dünyada da böyle, ya din adamları yahut da öğretmenler öncü olmuştur her yerde. Dünyanın bugün en büyük kooperatiflerini kuran
Yani Japonya Kooperatif Hareketi'nin lideri bir protestan papazdır. Bugün Mondragon Kooperatifi deyip de duyarsanız zaman zaman aslında küçük yörelerin dünya standardında ön plana gelmesini sağlayan Mondragon, Katalan bölgesinde bir kasaba, bunların da şeyinde bir din adamıdır. Yani demek istediğim, insanlar topluma verici bir grubun öncülüğünde aslında bu halkaya dahil olmuşlardır ama inanç içinde olmuşlardır. O nedenle özellikle Türkiye şartlarında hepimizin, ki dünyada da böyle şu an, herkesin kooperatife ister istemez ihtiyacı olmaya başladı. Hatta ben, Faik Bey bilir, ben aslında Ankara'da çalışıyorum, Isparta'da oturuyorum. Isparta bildiğiniz gibi gül, lavanta, tıbbi ıtri bitkiler konusunda biraz daha etkin yapıdadır. Yani sanayi o kadar güçlü değildir. Ve buradaki yağ, yani gül yağı ve diğerlerini imal eden arkadaşlardan bazıları bir araya geldiler. Bunlar sanayici, bunlar da kooperatif kurdular. Çünkü artık ham madde bazında alanın desteklenmesi lazım. Ve kırsal, mesela geçen gün yine Konya'dan, Derbent kasabasından arkadaşlar, tüccar arkadaşlar aslında bunlar, büyük çiftçiler, fasulyesi çok meşhur bir bölge. Onlarla ilgili bir toplantı izledim. Onlar aslında tüccar ama çünkü şehir kaybediyor. Marka değeri, yine siz şanslısınız. Şu an Türkiye'de şehirler kaybediyor, ilçeler kaybediyor, köyler yok oluyor. İnsanlar şu an aslında can derdine düşmüşler durumdalar. Evet. Belki tabii her yer için geçerli değildir. Marka değerini korumak için çözüm arıyorlar. Şimdi bu yapıda aslında dernek olarak, yine diğer konuşmacılardan aldığım bilgilere göre, Faik Bey belki hatırlar, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneklerini tanıştırmıştım Faik Bey'e. Önder Çiftçi Danışmanlık Derneklerinin ben kuruluşunda beri çalışmış ve izleyen birisiyim şu yapıda. Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri Almanya'dan Ziraat Odaları Birliği döneminde aldığımız bir modeldi. Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri'nin en büyük gücü bilgi ve insan gücüydü. İnançlı insan gücüydü. Bunlar kendi aralarında bilgili ve konuda profesyonel insanlar az da olsalar, hatta şu an bile Türkiye'de Önder Çiftçi Dernekleri 10 taneden fazla değil ama her bir derneğin profesyonel çalışanı var şu an. Kırsaldaki izleme, değerlendirme ve çiftçinin yönlendirmesinde profesyonel danışman olan arkadaşlarımız var ve bu derneğin sizi ilgilendiren tarafı, bu dernek öyle bir marka oluşturdu ki kendine göre, şu an yağ bitkileri konusunda Kozda'da profesyonel bir dernek, bir. İkincisi, bu dernek kooperatif sahibi, bu dernek şirket sahibi. Yani çünkü bunun kurgulanması zor bir şey değil ama tabii birden olacak dava değil. Ve şu an bu dernek diğer bölgelere bilgi aktaran, danışmanlık parayla danışmanlık hizmeti veren yapıya dönüşmüş durumda. Yani demek istediğim, Türkiye'de ve dünyada şu an kooperatifçilikten başka çıkış olduğu görülmüyor. Zaten olsa bugün iş dünyası gümbür gümbür, ben çünkü 80 sonrası ekonomik politikaları fazlasıyla yaşamış birisiyim, çiftçi ve kırsal bazında. Ve o zaman söylenen Özal'ın kalemiyle, ki Özal bugünlerde çok iyi anılıyor ama Özal aslında tarım kesimine, kırsala çok büyük kötülükler yaptı. Özal'ın yani, evet, serbest piyasa ekonomisinin, hatta o zamanda rahmetli Osman Özbek ikaz etmişti, ya böyle yapmayın, bak kırsal çok kötü olacak, planlı gidelim ama böylesine yap. Çünkü o zamanlar gazetelerde bile ne kooperatif yer alıyordu, ne tarım yer alıyordu. Hatta Tansu Çiller, belki sizler de hatırlarsınız, biz kooperatifleri satalım demeye başladılar. Ki kendisi güya ekonomi profesörü birisiydi. Yani demek istediğim, biz anlamadık, anlatamadık, bir de dengeyi kuramadık. Ama geldiğimiz süreçte, pandemi süreci birçok konuyu engellemeye başladı. Hatta ben size şunu da söyleyeyim, artık onun da ötesinde, aklınızın bir kenarına koyun, blockchain teknolojisi denen bir yapı, platform kooperatifi denen bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü
belli dijital platformlar, yani hepsi buradası olsun, trend yolu olsun, biz belki bunları şu an pek önemsemiyoruz ama bunlar da kapsamlarını aldıkları kurum ve kuruluşları ve firmaları bana göre sömürmeye başladılar. Yani dünya buna uyandı da biz daha bunun farkında değiliz. Çünkü bu sistemi kuran yapı, yani mesela birçok kooperatifimiz de bu yapının içine girdi. Kooperatiflerin para kazanıp kazanmaması önemli değil. Ama bu sistemi kuran adamların karı her zaman devam etmeye başladı. Yani dolayısıyla aslında işbirliği kültürü ön plana çıktı. Ama işbirliği kültüründe bunları derken başında da söyledim. Kooperatiflik hareketi bir karma ekonomiyi de göğüsleyen bir hareket. Yani farklılaştıran, ayıran bir yapıda değil ama sosyal, yani insan ve çevre değerini ön plana alan, sosyal değerlere önem veren ekonomik bir hareket. Yani sizin aslında ki burada oynadığınız rol öncü rol. Ve bu öncü rol açısından hatta hanımefendi daha iyi hatırlar, Çağdaş Eğitim Kooperatifi aslında bakmayın alanda toplumun talebiyle ortaya çıkmış bir durum değil. Yani sizler daha iyi biliyorsunuz. Yani Çağdaş Eğitim Kooperatifinin en önemli şeylerinden birisi öncü insanlar zaman içinde yarattıkları ivme çerçevesinde bana göre ki onların dünyadaki tanıtımını da yapanlardan birisiyim. Dünya çapında bir farklılık yarattılar. Hatta ben bunları anlattığımda Ticaret Bakanlığı bile farkında değildi. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği bile farkında değildi. Çünkü neden? Onlar bunlar bir birim kooperatif, bunlar daha küçük diye bakmaya başladılar. Ama şu an bana göre Türkiye içinde model, Çağdaş Eğitim Kooperatifi dünya içinde model. Ama bunda öncü insanlar ve dünyadaki kooperatiflik hareketinde sosyal kooperatif boyutunda ön plana çıktılar. Çünkü öncü insanlar bugün Çağdaş Eğitim Kooperatifindeki yöneticilerin çoğu sistemden nemalanır durumda değiller. Yani onlar toplumsal vericilik içindeler. Hatta ki Zeki Bey bunu daha iyi anlatır sizlere. Şunu da söyleyeyim. Dünyadaki sosyal kooperatif hareketinde yani buna da şey değiliz. Profesyonel olarak ortaklardan bazıları hizmet verdiğinde emeklerinin karşılığını da alabilirler. Bunda bir yasal engel dünya yapısında yok. Ve de kooperatiflerin iki boyutu var. Sosyal kooperatif boyutunda ki bakanlığa bunu aslında anlattık, çalıştık. Hatta sosyal kooperatif treni ya dedik, çeşitli çalışmalar yaptık ama tabii devlette kararlar çok hızlı alınamıyor ama inançlı insanlar bunları mevcut yasalarla da aşmanın yolunu bulabilirler. Çünkü neden? Bence aslında Türkiye'deki en büyük problem kooperatif hareketi içinde tamam devletten bir şey bekliyoruz ama bu beklemek sağlıklı bir yöntem değil. Neden değil? Çünkü bazı zaten burada da siz de bahsettiniz. Suistimal meselesinin gündeme gelmelerinden birisi inançlı bir kitleyle yola çıkılamaması. İkincisi profesyonel kadroların, profesyonel yaklaşımların olmaması. Üçüncüsü de bazı insanların kooperatiflerden yönetim yapısında aşırı beklentisi ve liderlik psikolojisi, özellikle geri kalmış toplumlar için. Çünkü dünyadaki kooperatif hareketinde eğitim düzeyi yüksek olduğunda bir takım oyunu var. Yani siz takım oyunuyla yola çıkarsanız zaten insanlar birbirini tanıyor. Hele bugünkü dijital dönüşüm içinde her şeyin şeffaf hale getirmesi sizin elinizde. Bakın burada Zoom'da her an toplanıyoruz. Zoom'da her an birbirimize her şeyi anlatabiliyoruz. Dijital yapıda Android telefonlardan bile her şeyi rahatlıkla öğrenebiliriz. Bilgi transferi yapabiliriz. Yani şimdi eskiden toplantı yapmak için ne kadar zorluklar çekerdik hatırlarsanız. Yani telefonlarda efendime söyleyeyim iletişim sağlansa bile bu teknolojik avantaj bize ait değil. Hatta ben şunu da söyleyeyim artık ben çünkü Faik Bey de bir ölçüde bahsetti. Tabii teşekkür ediyorum bana göre yani fazla onore edilen bir yapı olarak çok güzel sözler söyledi. Yani ben elimden geleni yapanlardan birisiyim. Benim de eksiklerim çok fazla onu da söyleyeyim. Ama dünyadaki arkadaşlarımla her şeyi paylaşıyoruz. Hele 5 yıl sonra ben size söyleyeyim. Dil sorunu da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü
dijitalde her şey sorunuyor. Artık saklanacak bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama ben beyefendinin bir konusunda tabii bir ölçüde haklı olduğu bir konu da var. Aslında kooperatifçilere inancı olmayan, şüphesi olan yahut da bu konuda kötü niyetli olan insanların bir de tabii bu işi basite alan insanların dikkatli olması gereken bir durum. Çünkü kooperatif bir ticari kuruluştur. Kooperatifte hata yaparsanız bunun bedelini mali olarak ödersiniz. Derneklerde gelir gider debeliyle açarsınız bunu. Çünkü orada gelir gider vardır, kararlılırsınız. Ama kooperatiflerde ister istemez her şeyde dikkatli olacaksınız. Profesyonel insanlarla yola çıkarsanız kooperatifin bir faydası vardır. Kooperatif bir dernek gibidir. Aynı zamanda ticari bir kuruluş gibidir. Kooperatife bağış alırsınız ve de kooperatifte ben sizin yöreniz için en önemli şeylerden birisi diyeyim. İstihdama katkı verirsiniz her alanda. Yani bugün belki örneklerden, farklı örneklerden yola çıkarak söylüyorum ama bugün Beyşehir Huğulu kasabası, bunu çoğu kimse bilmez. Huğulu tüfekleri diye bir yapı vardır. Dünya markasıdır Huğulu tüfekleri. Bu Huğulu tüfeklerini yapan Huğulu Tüfekçilik Kooperatifidir. Ama tüfekçilik kooperatifi 1912'lerden gelen bir gelenekle Osmanlı döneminden burada tüfek imal edilmeye başlamış. Daha sonra kooperatif kurulmuş ve şu an bu kasabada herkes tüfek imalatıyla çalışıyor, ilgili çalışıyor. Tarım bile ikinci planda. Yani demek istediğim şehir bir marka değeriyle yola çıkmış. Hatta bugün savunma sanayinde bile önemli bir yer. Ama bunu çoğu kimse bilmez, çoğu kimse konuşmaz. Ama kooperatifçilik hareketi olarak en utandırıcı bir şey, bu kooperatifin ortakları bile kendilerini ön plana koymayı istemiyorlar gibi bir hava var. Ama aslında model işte Mondragon'da da aynı. Mondragon, maşınga imal eden küçük bir kasabayken, bugün Mondragon dünya çapında firmaları olan, hatta İstanbul'da da firması olan bir yapı haline dönüşmüş durumda. Yani demek istediğim sizin yerleşim yerinizle ilgili kurgulamanız çok güzel, çok mantıklı. Zaten bir şeyin, birçok şeyin de başarabileceğini Güzel Çamlı'da görmüşsünüz. Yani bir dernek enerjisiyle bunu yaptınız ama şimdi tabii daha bu profesyonel yapıya girdiğinde, kurumsallaştığınızda ister istemez burada bir istihdam yapısı olacak ve kesinlikle ve kesinlikle geleceğe gitmenin yönü aslında siz neden önce olarak şanslısınız? Bana göre sizler donanım olarak hepiniz bir profesyonel altyapısına sahipsiniz. Bu büyük bir şans. Yani siz kendi birikiminizi yöreye katıyorsunuz. Şimdi biliyorum yani çiftçilik anlamında şu an ülkemizin içinde bulunduğu durumda tabii kavram olarak küçük çiftçi yapısı var. İnsanların ister istemez kooperatif algısı çok farklı. Çünkü bilmiyor, inanmıyor, etmiyor. Yani şimdi Türkiye'de bugüne kadar olan ki ben bir kooperatif olarak o yörede Muğla'da kooperatiflerimiz vardır. İzmir'de kooperatiflerimiz vardır. Aydın'da kooperatiflerimiz vardır. Yani Orkop'a bağlı ama eksikleri çok fazla. Ama sizin bir şansınız var. Sizler yüksek kapasiteli hareket ediyorsunuz. Yani her biriniz bana göre yani fazla şey yapmayayım ama en az 100 ortak enerjisinde ve bilgi kapasitesinde davranıyorsunuz. Bu yöre için büyük bir şans. Çünkü her şeyi değerlendirme imkanı var. Her şeyi konuşma imkanı var. Yani bir ölçüde hatta şunu da söyleyeyim, kooperatif konusunda hiç şey yapmayın. Yeni dönemde dünyada ve Türkiye'de de var şimdi şu an gençlerin kurduğu, akademisyenlerin kurduğu, bilgili insanların konulduğu, danışmanlık anlamında kurduğu inovasyon ve proje kooperatifler. Fakir Bey de bunları, hatta bazılarını mesela Mentor Coop diye bir grup var, Faik Bey'le tanıştırmıştım. Bunlar dijital platformda çalışan arkadaşlar, son dönemde bunlar drone teknolojisiyle ilgili çalışan bir grup genç sayılan arkadaşlar. Yani demek istediğim artık insanlar bu modeli kendilerine göre yorumlama ve yönetme imkanına sahipler. Yani sizlerin buradaki işbirliğiniz bana göre öncü rolünde, gönüllü rolünde ve de bana göre siz yöreniz için büyük bir şanssınız. Onu söyleyeyim. Çünkü siz özverili davranabilirsiniz.
Hatta zaten şu an derneğinizde de bunu yapıyorsunuz. Diğer bir tarafıyla yani ticarete de pek uzak bir insan değilim. Yani ticaret yapmıyorum ama zaman zaman denemiş, yapmış bir insanım. İçeride de yaptım, dışarıda da yaptım. Şimdi tabii ticaretin yapısı çok farklı. Ama şimdi sosyal işler yapmak istiyorsanız kooperatif size bir marka yaratır. Kooperatifin yarattığı markayı kusura bakmayın, bugün Tile Süt Kooperatifi dediniz. Tile Süt Kooperatifi'nin marka olması aslında bir ölçüde yani yine şanslısınız. Çünkü İzmir gibi bir belediyeye sahiptiniz. Ben Tile'nin öncesini sonrasını takip eden bir insanım. Evet. Mahmut abi de çok yakından tanırım. Hatta yıllar önce UNDP uzmanı iken alan çalışmalarında bu dediğim 2005'lerde falan Mahmut abiye gittiğim dedim ki ya arkadaş yani sen tamamsın senden sonra ne olacak? Tamam bunları yapıyorsunuz. O dönem biraz daha zayıftı. Ama şimdi şunu da unutmayın. Yani kooperatiflerdeki yapıda insanların inançlı ve azimli olmasının önemi büyük. Ama kendinize bu konsensus yapısında omuz verecek arkadaşlar ve kadrolar bulmamız lazım. Yani bugün yörenizde birçok biliyorum üniversite mezunu insanlar var. Gereğinde yörenizde konuyla ilgili alanda çalışacak işçi biçiminde yani bana göre eğitim yapısı artık liseden aşağı değil gibi görünüyor. Yani bu arkadaşları donatmakla ilgili, meslek sahibi yapmakla ilgili şu an bakın siz de anlattınız dijitalde toplantılara katılıyorum diyorsunuz. Artık dijitalde de eğitim çalışmaları ön plana çıkmaya başladı. Yani şimdi aslında bu dönem kooperatiflik hareketi için biriktirme dönemi. Onu da söyleyeyim. Yani bu birikim gelecekte çok büyük faydalar sağlar. Siz şu an bana göre hikaye oluşturmaya çalışmanız lazım. Bu kuruluş süreçleriyle ilgili zamanlamayı aşmanız lazım. Markalaşmayla ilgili çünkü bakın dijital bize bunu veriyor. Eskiden tanıtımlarımızı yapamazdık. Kusura bakmayın. Siz, ben aynı zamanda yani aslen kökenim Samsunluyum ama ben Bandırma'da büyümeyim. Yani ve dolayısıyla Bandırma Erdek turizmin en önemli olduğu yerdir. Yani yıllar önce ben çocukluğumda hatırlarım. Bandırma Erdek vardı. Türkiye'de fazla da bir yer yoktu. Bir işte İzmir'in civarında bir iki bir yer vardı. Alaçatı, Malaçatı hiçbir şey yoktu yani. Ama şimdi tabii değişti. Çünkü mevcut yapıda artık toplumun talepleri değişti. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dönemde, dijital dönemde tanıtım ön plana çıktı. Ve sizin aslında çok güzel bir fikriniz bana göre kooperatiflik hareketi için de çok önemli. Marka değerlerini bulma çabanız da çok önemli. Çünkü bu marka değerleri aslında bu tür kooperatifleri ki dünya kooperatif hareketinde de en büyük sıkıntılardan birisi bu. Yani bizden daha geri ülkeler var. Bizden daha çok kapasite ülkeler var. Bugün Afrika ülkeleri yeni dönemde kooperatifçiye çok büyük atılım yapmaya başladılar. İnanın Afrika'da durum bizden rezalet durumda. Adamların yatma evleri yok, giyme elbiseleri yok, yemeğe yemekleri yok yapısında. Ama orada bile insanlar tabii kooperatif konusu dendiğinde sıkıntıları aynı bizim Türkiye gibi söylüyorlar. Ama şu var, yeni dönemde gençler teknolojik olarak her yerden bilgi alma imkanına sahipler. Yani bugün eskiden bilgi almak için biz kütüphane gezerdik. Bir tanıdık adam bulup da tabii o zaman biliyorsunuz telefon problemi de vardı. Çünkü neden? Telefon pahalıydı. Yani telefonla alıp da aramak insanları öyle ekonomik bir güç gerektiriyordu herkesi aramak. Ama şimdi dediğim gibi hiç masrafsız anlatabiliriz, anlayabiliriz, tanıtabiliriz. Hatta bu konuda deneyim sahibi olan insanları da ki ben sizin yörenizde de size teknik bilgi verebilecek gönüllü insanlar tanıyorum. Hatta yani bununla ilgili hatta geçen konuştuğumuzda ya biz tarım kooperatifi olalım, ticaret bakanlığında mı olalım düşünceleri kafanızda zaten konuşmuşsunuz etmişsiniz galiba. Bence bu yapıda da aslında en önemli şeylerden birisi kooperatifler aslında her şeye imkan veriyor ama şunu da söyleyeyim. Bugünkü yapı içinde sizin anlattıklarınızın resim ticaret bakanlığıyla yürütülmesi çünkü üretim tüketim kooperatifi denen bir yapı ortaya çıktı.
Ve üretim tüketim kooperatifleri demek her şeyi değerlendirebilen kooperatifler ve zaman içinde profesyonel ve gönüllü insanlarla güçlenebilecek yapıdalar. Şimdi tarım kooperatifleri boyutunda da TİRE ile ilgili bir yani gelecek açısından tedirginliğimi bahsedeyim. Çünkü dediğim gibi kooperatiflik bir profesyonel yaklaşım isteyen bir olay. One man show'a pek uygun değil. Bir dönem siz büyüyorsunuz ki zaman içinde de sıkıntıya giriyorsunuz. Ama şu var, tabii çevreden de insanların size yaklaşımı, size baskıları bunu etkiliyor. Bazen de tabii egolar çatışıyor. Ama küçük olmanın verdiği bazı artılar vardır. Her konuyu tartışırsınız ve bulunduğunuz yöreye de büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Çünkü yöreniz aynı zamanda ciddi bir turizm bölgesi, ciddi bir pazar ve de ekonomik ve eğitim düzeyinin de en rahat olduğu ülkemizdeki yörelerden birisiniz. Uluslararası anlamda bir iş yapmak istediğinizde de yöre turizmi için alternatif rotalar düzergahında avantajınız var Anadolu'nun diğer yerlerine göre. Tabii bu konuyu Faik Bey daha iyi biliyor. Bence tabii girdiğiniz yöntem ve yol belki zor gibi görünüyor ama gelecekte yörenize de kazandıracak, sizin de onur duyacağınız bir düzeye ulaşacağına inanıyorum. Burada da fazla uzatmadan kesiyorum. Teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum. Söz alabilir miyim? Pardon. Buyurun. Pardon, ben sesim kapalıymış. Buyurun. Şimdi bizim Merdiven Derneği'ndeki arkadaşlar tabii hem birikimli hem iyi niyetli aktivist ruhuna da sahip heyecanlı bir kadromuz var. Güzel şeyler de yapıyoruz. Zaten kuruluş felsefesinde de bu var. İtibarımız var. Üye sayımız artıyor. Bayağı bir işbirlikçi paydaşlarımız da artıyor. Fakat benim demek istediğim deminki olay da şu. Bizim yaşadığımız arzu ve heyecanı o üretim araçlarına, imkanlarına sahip, ekonomik güce sahip üretici arkadaşlarının da taşıması lazım. Yani bu programa onların katılması lazım. Çağrı yapılmış. Katılmaması da ben ona üzülüyorum. Yani Merdiven Derneği'nin kolaylaştırıcı bu işe öncü olan Merdiven Derneği'ndeki arkadaşların taşıdığı heyecanı bir fiil olması gereken kooperatif içinde yer alması gereken arkadaşlara da taşıması gerekir. O anlamda söylüyorum. Teşekkür ederim. Cevap verebilir miyim mümkünse? Tabii. Yani ekleme bulun sen cevap derken. Şimdi efendim ben sizi çok iyi anlıyorum. Ben ziraatçıyım. Ben 20 küsur yıl, hatta şu yanımı da söyleyeyim, Ankara Sincan Ziraat Odası'nın kurucusuyum. Yani bu kurumsal yapıları da, yani dernekçilikteki bir deneyim, zaten Tarım Yazarları Gazeteci Yayımcıları Derneği'nin de kurucuları arasındayım. Şimdi dediğiniz yaklaşımı çok iyi anlıyorum ama tabii kırsalda ne yazık ki üzücü bir tablo var. Kırsaldaki çiftçi arkadaşlarımız gelecek açısından açıkça diyeyim bana göre çok yanlış bir rotadalar. Hatta bugün yaşadığımız olaylar ki mesela şu an bir bandırmalı olarak diyeyim. Zeytin konusu. Zeytin aslında Türkiye'de şu an sorunu yokmuş gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Ama gelecekte de büyük sıkıntılar var. Çünkü neden? Bir düzgün bir sağlıklı bir rotamız yok. Sağlıklı bir pazar politikamız yok. Sırf zeytin olarak ele aldığımızda. Ama mevcut yapıda şu an ön planda görünen Marmara Birlik, Marmara Bölge Birlik de aslında iş yapıyor fakat bana göre yeterli değil. Demek istediğim yani şimdi çiftçimiz şunu düşünüyor her zaman. Birileri yapsın, birisi öne geçsin, biz de onu görelim. Şimdi Mahmut abinin yaptığı gibi. Yani en gelişmiş, en akıllı yörelerden birisi Tire. Tire'nin insanını da tanıyorum. Bizim Marmara'nın insanını da tanıyorum. Hani bir Karadenizli olarak kökenim. Ama doğuda böyle bir yapı yoktur. Doğuda ağanın biri marabalarını toplar. Arkadaşlar biz dernek kuruyoruz der. Hatta çoğu kişi derneğin ne olduğunu bilmez. Çünkü yaşadım proje dönemlerinde o bölgelerdeki bütün kooperatifleri taradım. Türkiye'deki bütün kooperatifleri tanıdım. Yani mevcut yapıda ister istemez üzücü taraf. Tabii bu bizim eğitim altyapımızın sıkıntısından kaynaklanıyor. Çünkü şu an açıkça sizin bölgenizde aslında kooperatifçilik
Türkiye'de en önde görünen yapıda. TALİŞ'in içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bugün yörede birçok kooperatif var. İşte Selçuk abi bademlerde, yani nokta nokta insanlar var. Hatta şunu da söyleyeyim, başka kooperatif çeşitleri de var. Mesela Bandırma'da öğretmenler kooperatif vardır. 46 yıldan beri faaliyettedir ama 600 ortağı vardır. Hepsi de bomba gibidir. Yani demek 13-14 tane de yerleri vardır. Hatta bunlar sözleşmeli çiftçilere üretim yaptırırlar. Baktagil'i sözleşmeli üretimle yaptırırlar. Şimdi tabii üretici bazından sizin dediğinizi anlıyorum ama siz doğrudan bir üretici kooperatifi kurmuyorsunuz. Onu da şey yapın, yani dikkat alın. Yani üretici arkadaşlar, yine ben size bir Bursa'da yenilen boş çalışanların kurduğu kooperatifi söyleyeyim. Bu arkadaşlar da aynı. Çünkü üzücü taraf bence üreticilerin ön plana çıkması lazım. Ama biz şimdi üreticiye bu konuda adamın temel eğitimi yok. Mesleki eğitimi yok. Efendim söyleyeyim, ara ara destek veriliyormuş gibi var bir destek ama desteğin adı yok. Yani şimdi kırsalda ister istemez zaman zaman arkadaşlarımız, ki bir ziraat odasında çalışmış profesyonel olarak çoğu zaman da ben de tartışırım ederim. Yani köy kurnazını bir tarafa bırakmak lazım. Kolaycılığı bir tarafa bırakmak lazım. Aslında ihtiyaç sahiplerinin düşünmesi lazım. Ama kusura bakmayın, ihtiyaç sahibi düşünmüyorsa ben de tüketici olarak kendimi düşünmek zorundayım. Ben efendime söyleyeyim, birey olarak kendimi düşünmek zorundayım. Şimdi tabii bu tablo aslında Türkiye için üzücü ama şu an enteresan şeylerden birisi, biraz evvel anlattım. Diğer insanlardan, ticaret kesiminden, sanayi kesiminden kooperatifleşme çabaları geliyor. Daha kırsal bunun her yer için geçerli değil. Bazı yerlerde farkında değil. Ama şimdi biz de çaresiziz. Yani ben üreticiye gittiğimde, çünkü bunu eğer bir kuruluşa öncü rol oynamışsanız eğitimli insanlarda da görünüyorsun. Abi sen yap, efendim söyleyeyim, sen koştur, sen cebinden para harca. Yani siz şimdi dernek kurdunuz adı. Dernek kolayına kurulacak bir dava değil. Dernekte sizin gibi fedakar insanlarla oldu bu iş. Aslında bütün her yer için geçerli. Ben kurduğum yerlerde kesinlikle ben şunu biliyorum. Ben öncüysem her türlü fedakarlığı yapacağım. Şu an Sincan Ziraat Odası'nın koskocaman binası var. Gümbür gümbür de çalışıyor. İmkanları da fazla. Zamanında Sincan Ziraat Odası'nın, ki o da bu, kurarken bana ya senin ne işin var bunda? Ne diye uğraşıyorsunuz? Bu, köylere gidiyordum, suratıma bakan yoktu. Ama ne yaptık? Zaman içinde mesela orada Sincan Ziraat Odası'nda bazı hizmetleri insanların ayağına getirince, hatta birçok orada köylünün çocuğu da Ziraat Odası'nda şu an profesyonel çalışıyor. Burası Ankara. Ama diğer yörelerde durum daha kötü. Yani biliyorum, anlıyorum. Hatta Ege'nin birçok yerindeki, ama orada da en büyük hata, kusura bakmayın, ortakların hatası. Yani devlet hata yapılabilir ama ortakların sahiplenme bilinci yoksa, inancı yoksa, zaten o tür insanların ben kooperatif ortak olmasını istemiyorum. Yani bir de şunu diyeyim size, büyük kooperatif, küçük kooperatif bir yapı yoktur. Bugün Batı'da da aynıdır. Batı'da küçük bir kooperatiftir. Mesela ben Mahmut abiye hep örneği vermişimdir. İtalya'da peynirleri meşhurdur biliyorsunuz İtalya'nın. İtalya'da granola peyniri diye bir peynir vardır. Yani bu bir kasabadır. Bu kasabada peynir üretilir. İtalyanların karakteri de bize benziyor bir ölçüde. Birbiriyle çatışmaları, diyalogları, tavırları, efendim köy kurnazlıkları. Şimdi tabii burada ilk kurulurken granola birçok sıkıntı yaşamış adamlar. Şu an granola kooperatifi profesyonelleri olan 1000 ortaklı, dünyadaki 67 ülkeye ihraç yapan, 2 ülkede fabrikaları olan, hatta bebek sütüyle ilgili Bologna bölgesinde, yani en öncü kooperatiflerden biri haline gelmiş. Ben Mahmut abiye bunu söyledim. Bak dedim, sen böyle böyle bir profesyonel yapı şey yap, sosyal projelerde yer al, küçük kooperatiflere destek ol. Aslında olması gereken şuydu. Mesela ben bunu eleştiri olarak söylüyorum. Yöredeki bu tür faaliyetlerde Mahmut abi yerine Mahmut abinin profesyonel insanların alana gitmesini isterim. Çünkü o daha yukarıdaki politikalarda ben Mahmut abiye ihtiyacım var. Aslında alanda evet,
onun yarattığı profesyonelleri görmek istiyorum. Aynı şey bizim teşkilatlarımızda da aynı. Yani bugün kusura bakmayın. Yani bir kooperatifin profesyonelleri varsa bana göre geleceğe gidiyor. Eğer siz profesyonel yetiştirmişseniz, eğer siz bu yapıda tamam bizim dışımıza olmasın diyorsanız, adama ihtiyaç yok diyorsanız, zaten bu iş bence dernekte kalmasında fayda var. Ama biz evet, profesyoneller üretelim, sistem yaratalım, model yaratalım, önce olalım diyorsanız, kusura bakmayın, o zaten kendi içinde dinamizm yaratır. Mesela ben Tarım Yazarları Gazeteci Yayıncıları Derneği kurduğumda bunu yaşadım. Aslında medya kooperatif kurulmasını isterdim bu dönem için ama olmadı. Yani yetişmiş insan bile olsa bazen ne yazık ki bir arada davranma konusunda zayıfız. Ama şu var, yeni dönemde bir şansımız var. Dijitalleşmeyle bunu çok kolay aşabiliyoruz. Yani bana göre bu yapı içinde üretici arkadaşların da eğer insanlar seçecekseniz dijitali kullanan seçkin insanları seçmek daha iyi. Hatta yine bir örnekten yola çıkayım. Önder Çiftçi Danışmanlık Derneklerini Trakya'da kurmanın sebebi bilinçli bir çiftçi kitlesiyle davranmaktı. Almanlarla bundan 40 yıl önce neredeyse. Ve Önder Çiftçi Danışmanlık Derneklerindeki arkadaşların hepsi bir fiil yönetimin içindedir. Hepsi bir fiil çiftçidir. Hepsi bir fiil profesyonel çeşitli bölgelere eğitim yapmaya gider. Açın internetten bakın. Yani dijitalde takip edebilirsiniz. Yani bu insanların kooperatifi de var. Kooperatif ne yapıyor? Kooperatif tarafındaki imkanları değerlendiriyor. Hatta bence derneğinizle kooperatifin bir takım gibi bir arada hareket etmesine büyük ihtiyaç var. Çünkü kooperatifi yaşatacak derneğin dinamizmi ve bilgi yapısı. Hatta belki izliyorsanızdır, yeni dönemde Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın faaliyetleri kooperatiflerle ilgili yoğundur. Bilmiyorum temasınız var mı, konuşuyor musunuz? Yani ben onlara da hani katkı verenlerden birisiyim. Onlar kadınlardan oluşan kooperatiflerde gerçekten profesyonelce katkı vermeye başladılar. Ve dernek onlar için bir itici güç haline geldi. Fon bulma aracı haline geldi. Yani dernek yapısında yol gösterici sizin gibi beyinler var. Ama bir ölçüde kooperatifin içinde de derneğin katkısı çok fazla. Yani aslında bu tür yapılar bence bir dayanışma kültürü, ki zaten şu an içinde bulunduğumuz dönem dayanışma ekonomisinin olmazsa olmaz yapısına girdiği bir dönem. Yani bulacağımız ortakları da herkese ortak olmak durumunda değilsiniz. Eğer kooperatif düşünüyorsanız. İlgili, bilgili ve inanan insanları. Yoksa sakın ola ki düşünmeyin, çok aşırı büyüyelim. Yani bence inançsız, bu konuya katılmayan insanlarla büyümeye gerek yok. Ama şunu da bilin, bakın Mahmut abiye anlattığınızda size söyler. Başında hiç kimse yoktu Mahmut abi. Hatta bırakın onu, Selç Bademler, fidancılık yapan sizin bölgenize, Bayındır bölgelerinde. Selçuk abinin Bademler Kooperatifi. O da farklı değildi. Ama zaman içinde büyüyünce, insanlar görünce, bir de eğitim alınca, tamam abi biz buraya katılalım demeye başladılar. Evet. Ama tabii bu neden kaynaklanıyor? Yani Türkiye'deki bu kültür, kusura bakmayın, hani bir demokrat çizgide davrandığınız için, benim Ziraat Odaları Birliği'nde bir başkanım vardı. Belki Faik Bey'e bahsetmişimdir. Allah selamet versin. Şu an biraz ciddi sağlık sorunu vardı. Son durumu bilemiyorum. Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden birisinin oğlu olan Erol Baras. Erol Baras, Trakya Birliği'nin kurucusu bir insandı. Floransa Ziraat Fakültesi mezunuydu. Ve Erol Baras'ın ailesi de Osmanlı Sarayı'ndan çıkma birisiydi. Erol Bey bize kırsaldaki kültürü anlatırken şöyle derdi. Oğlum, Osmanlı bize öyle bir miras bıraktı ki, Osmanlı'nın yapısı. Devlet ben yaparım, siz yapmayın diyor. Vatandaş da devlet, yani devlet yapıyor nasıl olsa, ben düşünmeyeyim, yapmayayım, etmeyeyim, birisi yapsın arkasına düşeyim. Yani bizim takım oyunu ruhumuzu aslında bu köklerden çok yaratılan kültürle ilgili, yani bir ümmet kültürüyle ilgili bir şey. Yani şimdi lider olan insana ne yazık ki
kurnazca düşündüğüne ya bırak o riski alsın, o cebinden para harcasın, o zarar görsün. Bakayım duruma göre ben de işin içine gireyim. Aslında tabii bunun bu kültürü yok etmemiz lazım ama bu eğitim yapısında da ne yazık ki yani kırsalda bile eğitimi yok ettik. Bir türlü olmuyor ama bizim şu dönemdeki şansımız inanın dijital yapı. Şu an ufacık çocuklar bile kötü tarafları da var tabii anlıyorum. Ama araştırdıkları takdirde bu konuyla ilgili her türlü bilgiyi bulabiliyorlar. Bilen insanlarla ilgili konuşabiliyorlar, sorular sorabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani risk vardır ama bilgili, inançlı insanlarla yola çıkmanın bana göre gelecek için önemi çok büyük. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ünal Bey. Sırayla aldığım notlarla devam edeyim. Nesrin Hanım'ın sorularından geleceğim. Onlar önümde duruyor. Konuyla ilgili ben de bir katkı vermek istiyorum. Aytaç Bey'in bahsettiği konu çok önemli bir konu. Büyük üreticilerin olmasına rağmen herhangi bir şekilde şu anda dahi ilgi göstermiyor olmaları. Bunun açıklaması bizim genlerimizde var. Ünal Bey anlatmaya çalıştı. Ben de Teknik Üniversite yıllarımdan beri bunu savunuyorum. Diyorum ki biz göçebe genlere sahibiz. Maalesef bu genetik reisi çadırı kur buraya diyor kuruyoruz. Kalk buradan diyor 3 ay sonra gidiyoruz. O nedenle çevre bilincimiz yok. O nedenle vatan bilincimiz yok. O nedenle sahiplenme bilinci yok. O nedenle aynen Ünal Bey'in söylediği gibi bana ne devlet yapsın, bana ne işte aşiretin başı yapsın, bana ne derse ben de onu yaparım zihniyeti devam ediyor. Bunun çözümü aslında kolay Aytaç Bey. Ünal Bey çok net ve kibar bir şekilde söyledi bence. Hani gördüğü anda herkes oraya gelir. Dolayısıyla siz yola çıkarken büyük katılımcılar veya büyük maddi imkanları ile orada olmasında fayda umduğunuz insanlar sizin ilk etapta görmek istediğiniz faydayı görmeyecekleri için veya o faydalar onlar için küçük olacağından çok da fazla niyetli olmayacaktır. Önce siz yürüyün, buyurun. Aynen Ünal Bey'in dediği gibi siz önden buyurun diyecektir. Fakat burada aklımızı şu şekilde önümüze koyabiliriz. Biz bu kooperatifin adını, tanımını öyle bir yaparız ki çok da fazla onun bunun bilmem neyin bulunmasına gerek yok. İhtiyaç olduğu alanda oraya bir şey katacak değerleri bu yapının içine başlangıç aşamasında koymak yeterli olur. Getirmek istiyorum konuyu, şuraya getirmek istiyorum. Tartışıldı, Nesrin Hanım da sordu, Zühra Hanım bahsetti, Oya Başkan söyledi. Tarım turizmi veya turizm kooperatifi filan gibi değil. Ben bir kavramdan bahsettim ilk konuşmada. O da şu, sürdürülebilir toplumsal temelli turizm dedi. Gelin bunun son kelimesini atalım. Burada önemli olan sürdürülebilir toplumsal temelli ama toplumsal neyin temeli? Toplumsal kalkınma, toplumsal refah, toplumsal gelişme. Bunun adını doğru koyabiliyorsak, bu kooperatifin adını böyle koyabiliyorsak, bunun içinde Merdiven Derneği'nin üretimi ve katkısı söz konusu. Bunun içinde turizm çalışmaları yapmak ve turizm paydaşlarıyla bir arada olmak söz konusu. Böyle bir yapının içinde üreticiyi dahil etmek söz konusu. Böyle bir yapının içine tüketicileri dahil etmek söz konusu. Aynen bu yapılanmayı biz burada diyelim ki bu kooperatifi tanımlarken eğer sürdürülebilir toplumsal temelli, sosyal ekonomik temelli, sosyal bir kooperatif yapısı. Bunun adı kalkınma olabilir, gelişme olabilir. Bunu tartışmak bence daha doğru. İlk adımı belki buradan atmak lazım. Bunun hiç sınırını tarımla, bunun sınırını bizimle,
bunun sınırını işte ticaretle filan kapamamak lazım. Ve sosyal ekonomik kavramı ve sosyal kooperatifçilik kavramı gerçekten şu anda çok çok değerli bir şey. Ben bu akşam yapılacak olan bir şey var. Kuşadası Kent Konseyi'nin bir duyurusu ulaştı bana Zübeyde vasıtasıyla. Bu şeyle ilgili, köy enstitüleriyle ilgili bir sunum meselesi. Ben onu sosyal medya hesaplarımda hemen bugün sabahleyin hem Twitter hem Instagram hesaplarımda hem kişisel hem kurumsal paylaştım. Paylaştığım kitlelerin içinde mesela Profesör Doktor Aylin Çiğdem Köne var. Sosyal ekonomi. Hemen yanıt geldi. Ünal Bey gayet iyi tanıyor, biliyor. Sürekli bir şey içindeyiz. Şimdi sosyal ekonomi kavramı ve sosyal kooperatif kavramı belki de bizim bu harekette, bu düşünce içinde yola çıkarken ilk etapta atmamız gereken, yani bir yapı bu anlamda sürdürülebilir, toplumsal temelli kalkınma, gelişme kooperatifi olmalı. Bunun altına her şeyi doldurabiliriz. Bunun çözümü Nal Bey'de. Bu onun alanı. Ama biz tanımı böyle koyarsak, ister zeytin üreticisi gelsin başlangıçta, ister gelmesin, hiç önemli değil. Çünkü aynen de Kiresüt Kooperatifi'nde yapıldığı gibi sistemi oturtabiliyorsanız ne âlâ. Ben burada da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şu nedenle bu anlamda yapılacak olan çalışma elimizde Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı gibi gençler var. Bunlar bizden çok 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 daha ileride. Sadece bizlerin hafif bir hareketini, bir önderliğini, bir abiliğini, bir ablalığını bekliyorlar. Ve o gençlerin hepsi çok çok daha bilinçliler. Dünyaya başka şekilde bakıyorlar. Paylaşımları başka şekilde algılıyorlar. Biz onları sahaya götürebiliriz. Biz onları bu görevlere getirerek başında birikimimizi, bilgimizi, connectionlarımızı, networklerimizi aynen Ünal Bey'in başkana söylediği gibi daha yukarıdaki bir takım yerlerde siyasetler, yol haritaları yapılabilir ama aşağıda gençleri bu işlerin içine çekeriz ve onlar bunu pekala becerirler. Birinci söyleyeceğim buydu. İkincisi, Nesin Hanım'ın sorduğu bu modeli biraz açmak mümkün mü? Aslında bu bahsettiğim konu, bu modelin biraz açılması. Daha fazlasını da açarız. Şu anda çok fazla bugün için bence gerekli değil. Tarımın tekelleşmesi, endüstriyel tarıma dönüşmesi konusu vesaire. Bu anlamda bir düzine başlığımız var. Şu anda örnek veriyorum. Çok gündemde olan bir takım kavramlar. Bunlardan bir tanesi hobi bahçeleri. Hobi bahçeleri filan gibi kavramlar bence rezaletin dik alası. Ben mimarım. Benim diplomam mimarlık. Ben dünyanın en bereketli 3 tane büyük tarım havzasının, Mezopotamya'yı hariç bırakıyorum. O bereketli hilal var ya, onu bir tarafa bırakalım. Türkiye'de kaç tane tarım havzası var? Trakya'da Ergene Tarım Havzası. Gelin bizim bölgemize, Menderes Tarım Havzası binlerce yıllık. Dönün Adana Çukurova Tarım Havzası. Ve bunlar bu dünyanın en mümbit topraklarını biz iki şeyle katlediyoruz. Bir asfalt, iki beton. Türkiye'ye en büyük ihaneti yapan İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık, şehircilik çalışmalarımda aklım başıma gelinceye kadar çok takdir ederdim. Karayolları Genel Müdürlüğü. Her yere yollar yapılıyor. Şimdi de övünülüyor. Yol yaptık, yol. Yapma abi yol. Yapma. Çünkü yolu yapıyorsun, tarım havzasının ortasından geçiriyorsun. Zaten 6 aya kalmadan o yolun kenarında mantarlar türemeye başlıyor. Otolastikçisi, küçük sanayi, yanında bir tane market, o olan
tarlada aynen Ünal Bey'in söylediği gibi kurnaz köylü oraya bir tezgah koyuyor, geçen arabalara bilmem ne satacak. Zaten iki sene sonra bir bakıyorsunuz onun sağı da solu da yerleşim alanı olmuş, bitmiş. Beş sene sonra o yol iç yol haline geliyor. Bu sefer öbür taraftan bütün tarım havzasını yolla kesiyoruz. Ne yapıyoruz? Tarım havzalarımızı bitiriyoruz. Şimdi hobi bahçeleri şaklabanlığı ile bir iş yapılıyor. Şaklabanlık diyorum. Dönün, bir şey söyleyeceğim. Ekoturizm, ekolojik yatırım anlamında yüzlerce yatırım şu anda tarım yapıyorum. Ekolojik bir kalan yapacağım. İmar rantının peşine gidiyorlar. Köylerde 50, 40, 60, 70 haneli toplu konut projeleri. Ya kardeşim ne işi var Çanakkale'nin, Bayramiçi'nin havzalarının arasında bir tane ekolojik bir şey yapıyorsun. Niye yapıyorsun abi bunu? Oraya getirdiğin altyapı problemlerini çözdün mü? Su temin edebilecek misin? Kanalizasyon temin edebilecek misin? Elektrik temin edebilecek misin? Oraya ulaşım meselesini çözemeyeceksin. O yollar yetmeyecek. Otoparklar yetmeyecek. Karbon salınımını nasıl engelleyeceksin? O çevreyi nasıl pisleteceksin? Orada artık gıda yetişmez. Orada artık ot bitmez 5 sene sonra. Yani lütfen heyecanımı mazur görün. Ama hataları biz yapıyoruz. Anlamamız, kavramamız gereken bir tek şey var. Ve doğa çok mükemmel bir seçici. Doğa bütünün yararına olmayan hiçbir canlının yaşamasına izin vermiyor. Onu tasfiye ediyor. 2 milyon yıl yaşayan hayvan var. 2 milyon yıl sonra doğa onu tasfiye ediyor. Niye? Çünkü bütünün yararına değil. Biz bugün yaşadığımız bu dünyada bütünün yararına, bütün toplumun yararına, hepimizin yararına dokunacak ve onun sürdürülebilmesi için yapılacak çalışmaların içinde değilsek doğa bizi bitirecek. Bu kadar basit. Bu kadar net. Ve buna inanıyorum. Bunun işte yeni aydınlanma çağı, yeni öncüler, ne kadar güzel söyledi Ünal Bey. Öncüler, öncü olmak, pioneer. Hepiniz birer toplumsal öncüsünüz aslında. Öncü olmak demek bir şeyleri birileri gelsin yapsın diye değil. İnanıyorsanız çıkın ve yapın lütfen. Arkadan mutlaka gençler gelecek. Şu toplantıda bile 3 tane, 4-5 tane genç kardeşimi görüyorum. Büyük keyif, büyük mutluluk. Onlar alacaklar, görevleri onlar yapacaklar. Dolayısıyla burada çok fazla didiklemenin bir anlamı yok. Bir toplumsal temelli kalkınma, gelişme yapısı kurulacaktır. Bunun içine her türlü ticari eylemi koymak mümkün. Her türlü üretimi yapmak mümkün. Nedir? Türlü şahla ilgili mi bir proje yapılacak? Tam yapar, yardımcı olur. Dernek bir taraftan farkındalık yaratır. Kooperatif bir taraftan türlü şah üretimi yapar. Şimdi bakın bir kadın tek başına, bir orta yaşlı bir hanımefendi İstanbul Ava'da keten üretimine başlıyor. Yüzlerce yıllık geleneği olan bir köyde keten ipliğiyle kumaş imal edilen bir yerde keten, kenevir bitkisi. Önce tohum üreterek 50 metrekarelik bahçede önce tohum üreterek başlamış. Ve bu hafta başı pazartesi kendisiyle temasta olacağım. İnanılmaz bir şey. Mesela bu tür örnekler var, bu tür ürünler var. Bunları doğru ele alınırsa bahsettiğiniz gibi bütün bu projenin içinde İşte derneğiyle, yöneticilerle, bu düşünce grubu ile bunlar çizilir. Aytaç Bey hiç üzülmesin, üzülmeyin lütfen. Gidip bilmem kim gelmiyor diye dert etmeyin kardeşim. Yola çıkılsın, gidilsin. Paranın kokusunu alan gelir.
Artı en önemli şeyi söylemek istiyorum. Bakınız, ben Ünal Bey sayesinde katıldığım o toplantıda kulağıma küpe olan 3-5 tane şeyden bir tanesi şuydu. Dedi ki konuşmacı, kooperatifler hibe veya Allah rızası için iş yapan yapılar değildir ki. Kooperatifler de kar amaçlıdır. Kooperatifler kar etmek zorundadır. Ama mesele, asıl soru, karın kimler tarafından bölüşüleceğidir. Şirketlerde, kişilerde, kurumlarda, kuruluşlarda ticari kar vardır. Karı patron alır. Yani yatırımcı alır. Yani riski gören alır. Ama kooperatifin amacı da kar etmektir. İki nedenden ötürü. Kendi hayatını idame ettirebilmek, artı ortaklarına geri döngü sağlayabilmek. Ama bunu mümkün olan eşit bir şekilde dağıtmak. İşte o nedenle Ünal Bey'in söylediği, biz kooperatifte başkan işte yönetim kurulu filan olmayalım, kooperatifin arabalarıyla gezmeyelim. Kooperatife bir tane Murat 124 alalım ya da Renault 12 bulalım, 3 milyona 5 milyona. Oradaki insanlar ihtiyaçları olduğunda gitsin. Ama asgari ücretliyse asgari ücretini her ay tıkır tıkır kooperatif ödesin kardeşim. Profesyoneller yapsın. Bunun çok fazla tartışılacak bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Aslında birkaç konu daha var ama galiba biraz vaktimizi de uzatıyoruz. Benim önerim şu olacak. Lütfen bu anlamda bir adım atılsın. Yani siz bir marka oluşturmak, bir isim oluşturmak vesaire ise Ünal Bey'in önerilerini dikkate alarak bu yapının ne olması gerektiği konusunda birinci adım bence bu olmalı. Bu yapı tespit edildikten sonra bunun neler yapabileceği konusu, Güllüşah örneğinden hareketle diğer bir takım turizm alanında ne yapabilir? Bir ekolojik komple köy projesi yapılabilir. Ben Zübeyde'ye söyledim. Diyelim ki Güzelçamlı'da birçok küçük birimden oluşan bir ekolojik komple proje örebiliriz. Bu örgünün içinde tarımsal üretim vardır, bitkisel üretim vardır, hayvansal üretim vardır, kültürel üretim vardır, sanatsal üretim vardır, eğitim çalışması vardır. Belediyeye deriz ki boş olan 3 tane binanı veya taşımalı eğitime geçirdiğin 2 tane ilkokulu bana tahsis et kardeşim. Ben buralarda eğitim yapacağım. Ne eğitim yapacağım? Nesrin Hanım geç, sen burada insanlara yemek yapmayı öğret. Zühre Hanım siz geçin, haftada bir defa bir gün buradaki kadınlara bir... Yani bunlar çok basit şeyler. Ve bunun desteklenmesi amacıyla turizm ayağının oluşturulması çok basit. Çok rahatlıkla yapabiliriz. Onun için etap etap, adım adım yürümekte fayda görürüm. Fikrim budur. Öncelikle bu yapının adını sanını koyup yola çıkmak, elbette ki düşünmeden, konuşmadan, tartışmadan, bir konsensus oluşturmadan değil, asla. En azından bu aşamada herkesin birbiriyle gerçek anlamda çetrefilli bir yola, çakıllı taşlı bir yola çıktığını bilerek bir konsensus içinde hareket etmesi elzemdir diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben söz alabilir miyim? Çok kısa. Buyurun Zühre Hanım. Buyurun. Öncelikle zaten Merdiven ailesi olarak birbirimizi iyi tanıyarak sizleri şimdi tanıdığım için söylüyorum. Ünal Bey ve Faik Bey tarafından çok doğru anlaşıldığımıza inanıyorum ve bize koyduklarınız tam benim hayal ettiklerimiz. Yani ben çok kapsamlı bir şey istiyorum. Doğru anlaşıldığımızı anladım sizin söylemlerinizden. Sizden bir ricam olacak. Önce biz ne yapmak istediğimizi kapsayan, annem bilir, dernek tüzüğünü yazarken bir hafta biz sancı duymuştuk. Bu konuda bize katkı koyarsanız biz tüzüğümüzü önce hazırlayalım. Bu tüzüğümüzü tarım kooperatifi mi, ticaret odasının kurduğu kooperatif mi, hangisi karşılıyor? İkinci adımda ona cevap arayalım ama çok hızlı.
Şimdi de müsaadenizi istemek zorundayım. Tarım işçilerim arazide. Yemek saati bu saate kaydı. Onlara yemek vermem lazım. Ya ben gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Zühra Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Yani tercümanlık yaptınız bugün bize. Çok mutlu oldum. Estağfurullah. Zühra Hanım'ın bahsettiği konu tamamıyla Ünal Bey'in ilgi ve bilgi alanı. Aşağı yukarı çerçeve belli. Orada Ünal Bey bize nasıl bir öneride bulunur, nasıl bir haritası çizer, onu kendisinden dinleriz. Ama odur Zühra Hanım. Öncelikle yapılacak şeyin tanımını, evet, ve buna ilişkin metinlerin bir, evet, hazırlanılıp bir şeye, mutabakata gitmesi. Birinci adım bu olmalı bence de. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü biz model olacaksak bir tek üretici ya da tüketici tek bir kitleyle falamayız. Sanatı dışlayamayız, kültürü dışlayamayız, eğitimi dışlayamayız. Yani aynen, bunu nasıl işte yapacaksak bu, birlikte yapalım. Bu sosyal ekonomi kavramı, bu sosyal kooperatifçilik kavramı, bu sosyal toplumsal, evet, gelişme veya refah. Yani biraz tanımı, evet, değiştirdiğimizde hemen zenginleşiyor alt taraf ve birçok paydaşımızı kapsayabiliyoruz. Daha kısıtlı bir alanda sadece adını turizm koyarak sürdürülebilir toplumsal temelli turizm dersek turizmle sınırlı kalıyoruz. Aynen. Yeterli değil. Bu sizin yapmak istediğiniz, yok, veya çalışma aslında daha geniş kapsamlı ve bunun için bir de asıl muhtemelen Aytaç Bey çok daha iyi anlayacaktır. Birçok çünkü STK'da çalışıyorum dedi. Envanter bulunması lazım elde. Yani güzel bahçede kültürel anlamda, turizm anlamında, tarımsal anlamda, sosyal anlamda, kadın gücü anlamında elimizde envanterimiz ne var bizim? Zühre ayrılmadan bir yol haritasını çizmek lazım. Pardon, evet. Zühre ayrılmadan, Zühre insan envanteri diyordun. Sen çok güzel bir tanımlama yapıyordun. Onu atladın. Söyleyebilir misin? Evet, ben her bölgenin, her ilin, her ilçenin ve bütün de Türkiye'nin yabancı ülkelerde yapıldığını düşünüyorum. Onların daha ileride olduğunu düşünüyorum. İnsan envanterlerinin çıkartılmasını istiyorum. Bu çıkardığımız insan biyografilerinin içinde bizim gibi bakış açısı olan insanların mutlaka temasa geçilip bulunmasını, bıraktıkları değeri bu yolda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Her köyün biyografisinin yaratılıp duvara asılmasını istiyorum. Çünkü bizde her şey karmaşa. Adam inanç tutkunu, bakıyorsunuz ki Osmanlı son gününe kadar gayrimüslimmiş. Adam milliyetçi, bakıyorsunuz ki Hristiyanmış. Yani kendi köklerimizi bilmeden, kendi değerlerimizi bilmeden bir ömür geçiriyoruz. Onun için insan kaynakları, insan envanterinin her bölgede çalışılmasını istiyorum. Bence bu da çok önemli bir proje olabilir. Çok hayal ettiğim bir şeydi. Bu, teşekkür ederim hatırlattığın için Zübeyde'cim. Biz değerlerimizi yok sayarak yola devam ediyoruz. Evet. Bu anlamda bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Çok, ben de bir şey sorayım. Zühre de gitmesin. Bu bizim güzel Şanlı Dayanışma platformu var. Zübeyde ablanın. Aslında bu bizim bölgedeki paydaşlarımız. Hem de aynı zamanda iş kolları gibi de. Yani hem STK var, oteller var, kafeler var. Bölge, ne bileyim, kooperatifler var, balıkçılık kooperatifi, yatçılık kooperatifi, bunları kapsayan paydaş temelli de olabilir mi kooperatif? Yani konular ya, tam da bunu söylüyorum işte, her şey, her şey paydaş temelli. Benim aslında bu, çok kısa bir dünya var ama söyleyemiyorum. Evet, annem, evet, biliyorsun. Her nokta noktaya maydanoz kooperatifi olsun istiyoruz. Söz alabilir miyim? Buyurun. Faik Bey, konuşabilir miyim? Buyurun.
Buyurun Nesli, söz sizde. Benim ya öncelikle her iki arkadaşımıza, Ünal Bey'e, Faik Bey'e, kafamdaki bir sürü şeyi aydınlattığı ve cevap olduğu için gerçekten teşekkür ediyorum. Benim aklımda şöyle bir şey netleşti. Sizin tanımladığınız bu envanter falan çalışmalarından sonra kendi ekolünü, stilini yaratacak, Güzelçamlı özelinde belki örnek olacak, işte sürdürülebilir kalkınma kooperatifi adı altında, bir sosyal kooperatif Aynen. adı altında her şeyi yapabilmek mümkün ve en doğrusu da yani kafamda netleşti. Bu olması gerekiyor gibi geldi bana. Bunu netleştirdiğiniz ve sorularımıza cevap olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Dinlemedim. Rica ederim. Ünal Bey bunu aslında başka bir şekilde ifade etmeye çalıştı. Şimdi bakın, üst tanımı böyle bir yere getirdiğiniz zaman dernek kendi faaliyet alanıyla ilgili çalışmalarına bağımsız olarak devam eder. Evet. Ama dernek yapısı ile de bu kooperatifin bir parçası olabilir. Kişisel bazda katılımın dışında kooperatifin kurucularından bir tanesi Merdiven Derneği'dir. Bir tanesi Aytaç Bey'in önereceği, getireceği bir başka platformdur. Bir tanesi işte bilmem ne balıkçılar kooperatifidir. Ama önemli olan konu şu. Bütün bu alt birimler, alt birlikler, alt dosyalar neticede bir üst akıl denilecek, işte bu çalışma grupları niteliğinde oluşacak olan, buradan çıkacak olan bu üst akıl, bu asıl şoför aracı sürecek olanlar yol haritalarını çıkaracaklar. Görevler tevdi edilecek. Denilecek ki efendim balıkçılar kardeşim siz her sene burada 5 tane yeni tekneye bağlanacak yer ayırmak üzere 10 yıllık bir projeksiyon yapın bakalım. Gitmek zorundayız. Deniz turizmini geliştireceğiz. Biz balıkçılığı geliştireceğiz. Ama bunun için bunların yapılması lazım. Hadi bakayım biraz gayret edin. Bir görev onlara. Nedir işte bu? Ondan sonra Ünal Bey diyecekler ki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi o ayrı bir konu. Ama bütünün bir şekilde böyle yürütülmesi ile herkesin ve her paydaşın kendini ifade edebileceği, üretebileceği, satabileceği, kazanabileceği bir şey. Neticede de bütün hepsinden fayda umacak olan yapı ve bu proje, ama bunun çok iyi çalışılması lazım. %100 katılıyorum, profesyonel insanlarla korkmadan, çekinmeden buraya davet ederek envanteri sıkı hazırlayarak bu iş rahatlıkla yürütülebilir. Apayrı, özgün, başka da örneği olmayan bir proje haline getirilir diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ben bir isim önereceğim. Tabii ki Faik Bey'in söylediklerine dayanarak Güzelçamlı Sürdürülebilir Toplumsal Temelli Gelişim Kooperatifi. Biraz uzun oldu ama sanıyorum. Ama bir de dayanışmayı ekleyelim sonuna. Gelişim, dayanışma. Nasıl dediniz Oya Hanım? Güzelçamlı Sürdürebilir Toplumsal Temelli Gelişim ve Dayanışma Kooperatifi. Güzelçamlı sınırlama olur. Güzelçamlı sınırlama olur. Öpüyorum sizi. Zühre. Tüllüşah isminiz ne olacak? Tüllüşah. Tüllüşah'ı da koyarız bir araya. Markamız olacak. Güzelçamlı'yla sınırlandırmamın nedeni, madem ki bir model oluşturacağız, küçük ölçekli bir yerde bu modeli geliştirmek daha kolay olur. Anneciğim, düşünüyorum. Hoşçakalın. Toplumsal temelli gelişme, nasıl dediniz sonunu not ediyorum. Gelişim ve dayanışma kooperatifi. Gelişim ve Dayanışma Kooperatifi. Görüşürüz. Teşekkür ederim.
Ne diyorsunuz Ünal Bey? Mikrofonunuz açık değil. Bunu tabii, bence konuşup iletelim Ünal Bey ve Faik Bey'e. Şimdi tabii isimlendirme çok farklı bir yapı. Yaratacağınız marka daha kolay anlaşılır. Zaten mevcut, yani adını siz ne yaparsanız yapın, ana sözleşmede çok detaylı şekilde koymanız lazım. Zaten kooperatif, hiç merak etmeyin, kooperatif zaten bir dayanışma platformu. Yani toplum temelli bir platform. İçinde metnin şey, ama bence kısa ve kulağa hoş gelen, marka değeri yaratabilecek bazı şeyler ön planda olursa sizin için gelecekte tanıtım için kolaylığı olur. Tabii bu şu anlık bir sesli düşünme. Yani belki yanlış da yapabilirim. Yani bir de tabii Faik Bey'in dediği gibi, yani bunun genişletilmesiyle ilgili zaten kooperatifler kanununa baktığınızda bunu göreceksiniz. Türkiye'de şirketler de kooperatifin ortağı olabiliyorlar. Yani mevcut yapıda. Ama tabii şirketten şirkete fark da var. Yani burada da dikkatli olmak lazım. Bir de tabii bence burada en büyük şansınız, bana göre Faik Bey'in tarım turizminde Türkiye için bir şans olduğu. Çünkü şu an ülkemizdeki bu konudaki bana göre tek ve en donanımlı profesyonel firma Agritur. Yani ben Faik Bey'i önceden tanımazdım. Sonradan tanıştık, ettik. Aslında aynı şeyleri düşündük. Hatta onların, ben çünkü kırsal turizmi mevcut mesleğimden dolayı izleyen birisiydim Agritur'u. Mevcut şeyle ilgili dünyadaki Atoy'nin yapısında ülkemizden bir firmanın olmaması beni üzüyordu. Bir de tabii şunu da söyleyeyim size. Dünyada kooperatifler, yani Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin 8 tane alt sektör örgütü vardır. Bu alt sektör örgütleri tarım kooperatifleri örgütü, bankacılık kooperatifleri örgütü, efendime söyleyeyim sigorta kooperatifleri, işte gidiyor, sağlık kooperatifleri falan da var. Sizin bulunduğunuz sosyal kooperatiflerin yapısı da sanayi, el sanatları ve hizmet kooperatifleri geçiyor. Ve onun dışında aslında yine bizim bir kooperatif yapımız vardı ama turizm kooperatifleri örgütü, ki zaten ATOY ile de bağlantılı oydu. Fakat turizm yapısı daha da dijital hale geldiği için onun şekli değişti. Şu an bir network haline geldi. Zaten sizin burada bana göre gelecek planlamanızda olması gereken şeylerden birisi, madem bu turizmle de ilgili bir yapı, hatta insan envanteri konusunda da düşünüyorsunuz, dijital bir yapının da gençlerle birlikte yörede kurgulanmasıyla da ilgili öncülük yapabilirsiniz. Çünkü bugün Faik Bey de bunu iyi biliyor. Geleceğin dünyasında turizmin yaygınlaşması ve gelişmesi için dijital platformlar ön plana çıktı. Bugünkü Booking'in, belki kullananlar vardır, gücünü küçümsememek lazım. Yani dünyada da birçok kooperatif buna benzer altyapılar oluşturmaya çalıştı. Yani zaman içinde size kullanacağınız ismin öncü olmasına da dikkat edin. Yani çünkü artık siz geleceğe yönelik düşünmeniz lazım. Çünkü aslında kooperatifteki ana sözleşmeye göre yapacağınız çok şey olacak ama kendi altyapınızda da alt markalar yaratabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Yani markamız bu deyip de öyle düşünmeyin. Yani siz turizmde de bir ölçüde marka değeri ortaya koyarsınız. Yörenizin geleneksel bir ürününde de koyabilirsiniz. El sanatlarında da koyabilirsiniz. Zaten mevcut yapıda el sanatları kooperatifleri genelde işletme kooperatifi. Zaten Türkiye'de şu an sosyal kooperatif diye bir yasal tabanımız yok. Yalnız ana sözleşmeyi Ankara'da genel müdürlük derliyor, toparlıyor. İller bu konuda pası, yani ticaret müdürlükleri biliyorsunuz. Ticaret odası değil. Ticaret müdürlükleri kooperatiflerin Ticaret Bakanlığı tarafında izin veriyor. Tarım il müdürlükleri de aynı şekilde, ama kendilerini aşan tanımlamalarda da
Ankara'ya gönderiyorlar. Orada bunlar ortaya konuyor. Yani dolayısıyla mevcut isimlendirmede ve de ana sözleşmenizde şey ortaya Ticaret Bakanlığı Merkezi Kooperatifler Genel Müdürlüğü ile biz bu konuyu çözmemiz gerekecek. Belki onlar bize yol gösterecek. Ama onlar da değişme her zaman açık. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü Türkiye'de en profesyonel kadro şu an kim ne derse desin Ticaret Bakanlığı'nda var kooperatif konusunda. Zaten tek kooperatifler genel müdürlüğümüz orası. Yani diğerinde de Tarım Bakanlığı'nda da daire başkanlığı biçimde yürütülüyor. Durum bu. Fazla da uzatmayayım. Teşekkür ederim. Ben söz almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sana söz yok. Öyle mi? Bak çiçeği de buldum. Adını da buldum. Mikael Aydın Kaşağı. Kapatılmış o kooperatif. Mikael dediğiniz kooperatif kapatılmış. Ben şunu Ünal Bey çok farklı detaylarda birikimde çok ikiniz de çok doğru yön veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şunu söyleyecektim. Güzelçamlı Dayanışma Platformu'nun yönerge çalışmasını gönderdik. Ortaklık biraz önce mail attım. Bir onu getireceğim. Bir de sürdürülebilir kalkınma amaçları 17 başlık var. 2030 hedefi, iklim krizi, pandemi ve dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik krizi. Yeni bir dil, yeni bir yapı gerektiriyor. Bu isim çok uzun olmasın söyleminizle değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğu çerçevesinde koruma yaşatma tanımı oturur mu oturuyor mu onu sorgulamak istedim. Çünkü amacımız burada yerel yönetim mahalle birimlerinin örgüt yapısı oturmamış durumda Türkiye'de. Hiçbir şekilde oturmamış durumda. Muhtarlık yapısı şu bu. Köyler de o anlamda çalışmıyor. Bir de edilgen bir toplum yapımız var tariflediğiniz gibi. O edilgen toplum yapısı artık hani 2023'te çözümlemeyi gerektiriyor. Hani bu kooperatifle evet. Biz biraz büyük konuşuyorsunuz diyeceksiniz belki ama yani bir amacım da benim Zübeyde olarak buna bir açılım sağlayabilir mi? İnsanları daha etkin hale getirme. Gençler bunu yapacak ben de inanıyorum. Ama onlara hiçbir şekilde koltuk, söz hakkı bir şey verilmediği için bunu nasıl yapılabilir mi? Bir de koruma yaşatma. Çok küçük, sembolik isimler bekliyorsunuz. Daha gençlere sorularak bu isim belki tariflenebilir mi? Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim tabii dediğim gibi yani benimki gibi sadece şeydi. Tabii şunu da ben yani zaman zaman bunu kent konseylerinde falan filan konuşulduk, edildi. Bazı yerlerde katıldığımda da anlattım. Şimdi tabii yerelin kucaklanması konusu çok farklı bir yapı. Yani yereldeki yapı bugün biliyorsun mahalli idareler yasasında değişiklik yapıldı ama halen Türkiye'nin kafası karışık ve birçok sorunla karşı karşıyalar. Yani işte biraz evvel siz kendi yörenize de ilgili söylediniz. Yani ben ileri aşamada bunun böyle uzun süre devam edeceğini pek düşünenlerden değilim. Çünkü ayaklarına dolanmaya başladı her şey. Çünkü siz köyü mahalle yaptınız, belediyelere sorumluluk yüklediniz. Efendime söyleyeyim belediyeler bu sorumluluğu yerine getirmede profesyonel ki koskocaman bakanlıklar bunu yerine getiremezken belediyelerin bunu yükü üstlenip de sorumluluk almaları bence bir aldatmaca oldu ama şu an yavaş yavaş bunlar elde patlıyor gibi. Yani belki siz İzmir ölçeğinde, Ege ölçeğinde biraz şanslı görünebilirsiniz ama Türkiye'nin diğer taraflarında durum pek iç açıcı değil. Yani çünkü yereli kucaklamanın yöntemi aslında aktivist yapılı insanların bireysel çabaları çok ön planda oluyor. Yani siz her ne kadar dernek yapısında da olsanız alanda çünkü ben açık söyleyeyim ben örgütçüyüm. Yani örgütlenmenin tabanında çalışacağım ama sivil toplum örgütü yani siyasi bir yapı değil benimki. Yani insanlara mesela Ziraat Odası kurarken işte dernek gazetecilerle ilgili dernek kurarken insanları tabii ikna etmek, insanları yönetmek kolay bir şey değil.
Ama tabii belediyeler de aslında biliyorsunuz kent konseylerindeki amaç buydu aslında. Mahalle komiteleri olacak, onlar öneriler getirecek falan filan. Aynı siyaset içinde bile mesela ben size söyleyeyim, Bandırma CHP'li bir belediyedir. Bandırma'da CHP'li belediyenin kent konseyiyle bana göre alakası yok gibi. Kendi aralarında tartışan bir yapı gibi ortaya, çatışma ortaya çıkıyor. Yani demek istediğim, bazı şeylerde ne yazık ki bir bireylerin bu aktivist yapılarını alanda çok iyi kullanmaları gerekiyor. Eğer kullanmazlarsa yönetimle bu tür yapılar arasında ne yazık ki aynı görüşte bile olsalar bir şey sağlanamıyor. Ama tabii biz kooperatiflerde aslında bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim sorumluluğumuz kooperatifin ilkelerine göre bir sorumluluk. Yani biz insanları ayırmadan, insanları birleştiren, onları demokratik yaşama alıştıran, bireyin özgürlüğüne önem veren, özgürce cinsiyet ayrımı yapmadan ve de tabii çevre ve insan değerini ön planda koyarak. Dolayısıyla bizler tabii bu çerçevede faaliyet yaparken, tabii dediğim gibi bu dönemde en büyük şansımız bana göre dijital yapı olmaya başladı. Tabii gençlerin bu yapıya katılması da açıkça diyeyim. Yani aslında zor gibi görünüyor ama yine dijital dönüşümde zor gibi değil. Onların çeşitli aktivitelere, faaliyetlere katılma imkanı çok fazla. Zaten danışma komiteleri, mesela herhangi bir danışma komitesi olduğunda bir bu tür yapılarda her türlü insana, derneğin içinde olsa bile olmasa bile, dernek yapısıyla kooperatifin içinde olsa da olmasa da yer verme imkanı var. Çünkü mevcut yapıda aslında bu konuyu bana göre şu pandemi sürecinde en iyi gözlemleyen ve kullananlardan birisi Faik Bey görüyorum. Çünkü Faik Bey agrotur yapısında, yani tarım turizmi yapısında her ölçekte tarihsel yapıyı da çok iyi ortaya koyabiliyor. Yani çalışabiliyor. Diğer alanları da çalışabiliyor. Yani mevcut yapıda isimlendirmeyi aslında tabii zamana bırakmak da mümkün. Çünkü ana sözleşmede zaten bunları siz yazmak durumdasınız. Ama ana sözleşmedeki bazı hükümleri sloganvari de ön plana çıkarma imkanı da olabilir. Ama dediğim gibi bu yapı, bir de tabii yasal çerçevedeki duruma da bakmak lazım. Yani benim bunu demem de şey değil aslında. Hani işte dayanışma yahut koruma yahut da ne diyorsunuz, toplumsal temelli. Bunu bakanlıktaki yapıya da dikkate alıp şey yapmak lazım. Ama sonunda kısa bir logo kullanmanın da şeyi yok yani. Onu da söyleyeyim. Yani bir logo olarak da benim dediğim yapılabilir. Detayı istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ama bir bakanlıkta da bunu konuşup ona göre daha sağlıklı bir isimlendirme mümkün olur. Ama siz mevcut tercihleri bir belirleyin, ortaya koyun. Ondan sonra görüşmeler çerçevesinde hangisi uygunsa yasal çerçevede onu kullanma imkanı olur efendim. Teşekkür ederim. Buyurun Faik Bey. Şimdi söz almak isteyen kim var acaba? Hiç konuşmamış arkadaşlarımız da var gerçi. Bir söz almak isteyen var mı? İçimizde, en gencimiz Fatma. Ben Fatma'ya bir soru getirmek istiyorum. Üretici aynı zamanda kendisi ve internetten de satış yapmayı, hani şey, sergiliyor ürünlerini Instagram'dan. Ve yönetim kurullarımızda yer alıyor. Hem Merdiven'in hem de ADD'nin. Fatma? Efendim? Dinlemeyi tercih ediyorum. Bilgim olmayan konulardı. Aklımdaki soruların hepsinin cevabını aldım. Güzel bir eğitimdi. Ben teşekkür ediyorum. Sorum yok. Yeterince dinledim çünkü. Siz dijital ortamda gıda satışı mı yapıyorsunuz? Yok, el emeği. Ha, el emeği. Hı hı. Tamam. Siz
Sevgi Hanım, Sevgi Kalaşlar kuşak üyesi. Ben onun söz almasını bekliyorum. O da kooperatifin içinde de üretici aynı zamanda. Çok kurucu, memnun oluruz. Kurucu üyelerden merdivenin. Hepinize iyi akşamlar. Canı gönülden dinliyorum, kulak verdim evet. Sizlere. Kuşak Kooperatifi üyesiyim ama şimdi şöyle, bizim kuracağımız kooperatifin de tamam çerçevesi çok geniş gibi görünüyor ama belirli yerlerde belirli bir kısıtlamalar koymak zorundayız. Çünkü insanlar uzun isimli kooperatifleri akıllarında tutamıyorlar. Biliyorsunuz 11 yaş zeka örneğimiz olduğu için kısa, akılda kalıcı. İnsanlara o isim söylendiği zaman evet burası Kuşadası Güzel Çamlı'ya ait bir kooperatif olması zihniyetini oturtmamız gerekiyor. Bizim kuşağın da açılımı çok uzun fakat kuşak dediğiniz zaman şu anda kadın kooperatiflerin içinde herkes kuşak olarak ve Kuşadası üretici bir kadın kooperatifi olduğumuzu gayet güzel artık zihinlerine oturtmuş vaziyetteyiz. 4 seneyi biz de bitiriyoruz. Güzel üretimler yapıyoruz. Bizimki sadece üretim ve yani ev hanımlarının eve katkısı ekonomi açısından kurulan bir kooperatif. Belediye destekli. Şimdi bizim arkamızda belediye olmayacak. Oradaki üretici arkadaşlarımız veya üretebileceğimiz tarımsal bitkilerin endemik bitkileri geliştirme olacağı için çok güzel, kısa ve akılda kalabilecek reklamsı bir isim olması gerekiyor. Benim düşüncem öyle. Eski bir reklam organizasyon firma sahibi olarak düşündüğüm o. Yani açılımımız tamam devlet nezdinde uzun olabilir ama halk nezdinde biraz kısa olması gerekiyor. Açılımımız, yani şirket açılımımız farklı olabilir ama logomuz artı asacağımız tabelanın kısa olması lazım. Orada mesela tüllü şah kullanabiliriz ama endemik olduğu için reklam ajansı reklam amaçlı kullanamayabiliriz. Tüllü şah ayrıca bir proje yazıp onu başka türlü geliştirebiliriz. Kuşak da mesela tüllü şah üzerinde ağırlık veriyor. Çalışmalarımızı yaptık ama onunla ilgili bakanlıktan gelen bir yazının sonucunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu konuşamadık bunu. Şerif Hanım'la ben bunu özellikle konuşurum. Beni diyeceklerim var. Hakikaten kooperatifteki eksik kalan bilgilerime Faik Bey ve Ünal Bey sayesinde eksik noktalarda tamamlanmış oldu. Zübeyde'ciğim sana çok teşekkürler Zühre ile birlikte. Sevgi arkadaşımız aynı zamanda el ürünlerinde çok güzel üretimleri olan bir arkadaş. Sağ olun. Necla Arsal arkadaş lütfen siz hem tanıttın arkadaşlarımızla kendinizi. Necla Hoca biyolog. Biz de 30 Mart'ta ziyaretimize geldiler. Zühre buluşturdu bize. Bize ve çok da güzel önerileri olan bir arkadaştı. Necla Hanım duymadı belki, bilemiyorum. Eşiyle birlikte bize farklı bir yön verecekler düşünceleriyle, üretimleriyle. Üniversitede Necla Hanım bildiğim kadarıyla. Başka söz almayan kalmadı Faik arkadaş. Necla. Peki o zaman şöyle yapalım. Zaten süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Ben saat 17'ye kadar diye planlamıştım programı. Ya teknik anlamda bir sorun yok ama genelde çok yorucu oluyor bu tür toplantılar. Belli anlamda herkesin günlük akışı içinde. O zaman şunu belki önermek mümkün. Burada anladığım kadarıyla benim kendi adıma mutluluk verici bir şey, birçok arkadaşımızın kafasına takım sorulara cevap oluşturabilmişim. Ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda mutluyum. Bir sonraki adımın ne olacağı konusunda
elbette ki buradaki yönetici arkadaşlar karar verecekler. Bize düşen neyse, kendi adıma ben bunu yapmaya hazırım. Chatbox'a koyduğum bilgilerle ilgili de hemen kısaca bir açıklama yapayım. GECA'nın kendi sitesinde bu eğitimle ilgili bilgilendirme notu var, sayfası var. Oradan katılım yapabilirsiniz. İsteyen herkes eğitimleri izleyebilir. Yalnız her eğitim için ayrı ayrı kayıt vermeniz gerekiyor. Bu çalışma devam edecek. Söyleyeyim, 21, 22, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde şu anda yapılacak olan programlar var. Benim sunumum 27 Nisan'daki programda. Gerçekten ufuk açıcı bir şey. Bir sürü eksik gedik veya işte katılır katılmazsınız alanlar var, ayrı konu, ama en azından son derece ileri götüren bir eğitim programı. Üstelik de GECA olması ile sizleri bizleri de çok ilgilendiriyor. Çünkü muhtemelen yapılacak olan bu çalışmadan sonra bu projenin herhangi bir GECA projesine, bir finansal kaynağa, bir Avrupa Birliği fonuna vesaire döndürülebilmesi için de bu ilişkiler son derece önemli. Orada bu anlamda da bilgiler verilecek. Lütfen onları da takip edin. Ben kendi şirketimle ilgili, firmamla ilgili linki de yazıyorum. Orada bir takım şeyler var. Uzunca bir müddettir hiçbir şey maalesef yapamıyoruz. Yani bir faaliyetimiz olamadığı için pandemi nedeniyle yaklaşık 14. aya giriyoruz. Bütün her şeyin durduğu. Fakat orada bir takım şeyleri takip edebilirsiniz. Bir de YouTube kanalı, yani sosyal medya, Instagram ve Twitter hesaplarımızı, Facebook sayfası, AgriTours Turkey, arkamda gördüğünüz şu şey ve logoyla, şu logo ve isimle bulabilirsiniz. Yalnız bir takım eğitimlerimizi kurumsal YouTube hesabımızı henüz aktif etmediğimiz için benim şahsi hesabımda yapıyoruz. Onu da attım. Buğdayla ilgili, arkeolojik anlamda ülkemizde buğdayın temeli. Bir tane daha var. Güvercin Kayası kazısı diye, tarımın temelleri Anadolu topraklarında. Her iki programda boş vakitlerinizde keyifle izleyeceğiniz bir şey. Bu seriye devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi bu bir büyük hedefin bir parçası, gönül koyduğum bir iş. Mısır her krizde bir şey çıkartıyor. İki tane bilmem ne yapıyor. Bu sene pandemi krizi bütün dünyada kırılırken bir müze açtılar. Müze açma programı koydular. Bütün dünyayı tekrar ayağa kaldırdılar. Bizim elimizde bu kadar malzeme var. Maalesef bir şeyler yapmıyoruz veya yapamıyoruz. Üzücü bir durum. Turizm bu ülkenin çok önemli bir girdisi. Hak etmiyoruz bulunduğumuz yeri. Ama aynen Ünal Bey'in söylediği burada da geçerli. Herkes kurnaz. Herkes gerçekten çok kurnaz. Akıllı olmak başka bir şey, kurnaz olmak başka bir şey. Ama nasıl olsa ben de yaparım. Ben 3 kuruşa daha ucuz yaparım, daha da çok kazanırım filan. Kendi ayağımıza vura vura geliyoruz. Kuşadası bir turizm kenti. Bir senedir doğru düzgün hareket yok. İşte sizler Güzelçamlı'da en azından bir buçuk senedir girdilerde, gelir akışında, nakit akışında ne kadar sıkıntı yaşandığını bizzat görüyorsunuz. Turizm bu kadar da değerli bir alan. Evet, GECA eğitimine direkt katılabilir miyiz? Katılabilirsiniz. Başka bir soru var mı? Yok. Peki, o zaman teşekkür edelim mi? Toplantıyı kapatayım mı? Kaydı da bitireyim isterseniz. Önce kaydı alalım. Herkese teşekkür ederek önce kaydı bir durdurayım.